Merhaba değerli izleyicilerimiz. YouTube'da yayın yaptığımız İslam Düşünce Tarihi Kitaplığı kanalında canlı yayınlarımızın bir yenisi ile huzurlarınızdayız. Bugün konuğum 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Aydın hocam. Çok değerli felsefecilerimizden biri. Hasan hocamla bu yaptığımız ikinci programımız. Birinci programda Hasan hocamla ilgili malumat paylaşmıştım. Bu sefer malumat paylaşmayayım. İzleyicilerimizi birinci videoya yönlendirmiş olayım. Bugün Hasan hocamla İslam düşüncesinde epistemoloji farklı perspektifler üzerine başlıklı bir program yapacağız. Öncelikle Hasan hocama ben ikinci defa bizi kırmadığı için teşekkür etmek istiyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hasan hocam yeniden yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ ol Ömer Bey. Çok teşekkür ederim. Davetin için de, nazik davetin için de teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konumuz İslam düşüncesinde epistemoloji. Daha önceki videomuzda, birinci yayınımızda Hasan hocamızla yaptığımız İslam kültüründe felsefe hareketlerini konuşmuş idik. Episteme eski Yunanca bilgi anlamına gelen bir kelimedir. Epistemoloji, bilgi felsefesi ya da bilgiyle ilgilenen felsefe gibi anlamlara gelir. Felsefenin de ana dallarından, temel dallarından birisidir. İslam düşüncesinde epistemoloji ele alırken biz İslam düşünce tarihindeki farklı disiplinleri de işin içerisine katarak sadece İslam felsefesi nazarından değil, o açıdan değil, diğer disiplinleri de işin içine katarak daha kapsamlı, şumullu bir program yapacağız. Hasan hocamdan bu anlamda istifade etmeye çalışacağız. Programımızın süre tahdidi yok. Hasan hocam ne zaman nihayete erdirirse programımızı biz o zaman bitireceğiz. Sorularınız olursa yine canlı yayın linkinin altındaki yorumlar kısmına yazacağınız sorularınızı ben hocama bu konuşmasından sonra ileteceğim. Hasan hocam fazla vakit almadan ben sözü size bırakayım. Buyurun lütfen hocam. Evet, sağ olasın Ömer. Teşekkür ederim. Aslında senin de söylediğin gibi İslam düşüncesi kavramsallaştırması aslında İslam kültürü içerisinde ortaya çıkmış hemen tüm düşünce hareketlerini kapsayan bir sözcük. Bunun içerisine İslam dünya düşüncesi içerisinde kelam hareketleri, fıkıh hareketleri, tasavvuf hareketleri ve kuşkusuz felsefe hareketleri dahil etmek gerekir. İslam düşüncesi aslında belki İslam'da kültürü içerisinde oluşmuş edebi yapıtlara da dahil etmek gerekir ama ben edebi yapıtlar konusu gündeme geldiğinde biraz dışarıda kalmak isterim. Dolayısıyla ben İslam düşüncesi kavramsallaştırmasını büyük ölçüde üç disiplini, üç daha doğrusu üç farklı akımı kapsayacak düzeyde kullanıyorum. Konuşmalarımda da hep buna değiniyorum. Yapıtlarımda da vurguluyorum. Birincisi, bunu belki bir düşünsel çevre diye de düşünebiliriz. İşte birincisi fıkıh kelam çevresi var. Fıkıhçı ve kelamcı çevresi. Fıkıhla kelamı ben genelde bir arada kullanıyorum. Çünkü takdir edersiniz ki fıkıh kelam İslam inanç esaslarını, fıkıh ise dünyevi ilişkileri daha çok büyük ölçüde ve tabii Tanrı insan ilişkisini de ele alır ama muamelat dediğimiz değil mi? O kısmı ele almaya çalışır. Dolayısıyla şöyle felsefi açıdan bakarsak şöyle diyebiliriz herhalde. Kelam teorisini fıkıhta pratiğini içerir. Pratik yani praksisi içerir felsefi açıdan söylersek. Dolayısıyla İslam dünyasında ilgi çekicidir. Ve farklı kelam ekollerine karşılık gelen farklı fıkıh ekolleri vardır bildiğin gibi. Mesela Eş'ariler daha çok Şafii'dir. Mesela Maturidiler daha çok Hanefi'dirler gibi. Dolayısıyla aralarında bir organik
bağda söz konusudur. Birincisi, Hasan Hocam, buyur. İslam düşünce tarihinde fıkıh ile kelamın ilk başlarda, İslam'ın ilk asrında fıkıh adı altında Evet, güzel. işlendiğini görüyoruz. Yani kelam daha sonra ayrılmış bir Evet. alan. Yani Evet. kelam alanının yazılan ilk eserlerinden biri İmam-ı Azam'ın El Fıkhul Ekber kitabı. Onun da adı Fıkhül fıkıhtır mesela. Ekber biliyorsun. Fıkhül Ekber. Doğru dedin. Dolayısıyla zaten organik bağı oradan da görüyoruz diyorsun. Yani o organik Evet. ipek, İslam organik bağını oradan da görüyoruz açıkçası. Dolayısıyla İslam düşüncesinde epistemoloji gündeme geldiğinde bunu hesaba katmak lazım. Tabii İslam kültürünün kelam ekolleri içerisinde Mutezile herhalde en baskın olanlardan birisi tarihte kalmış olmakla birlikte. İkincisi Eş'arilik, üçüncüsü Maturidilik diye nitelendirebiliriz. Bir de buna itikadi anlamda Şiilerle Zeydi hareketi, bu Mutezili bir hareket biliyorsun, kelam hareketi. İtikadi açıdan Usulü Hamse'yi paylaştıkları için Mutezile ile Şiilik arasında bir itikadi benzerlik de kurmak mümkün. Belli tırnak içinde alabileceğim belli küçük farklılıklar dışında. Dolayısıyla bu hareketlerin bilgiye bakışına bakmak lazım. İkincisi İslam kültürünün ikinci büyük akımı tasavvuf akımı. Tasavvuf akımı da İslam kültürünün farklı bir çevresini temsil ediyor. Ben hep şöyle derim. Fıkıhçı ve kelamcılar genelde camidedir. Kelamcı camidedir. Hasan Basri camidedir hatırlıyorsun. Büyük günah işleyenin durumu ne olacak diye. Ebu Hasan Eş'ari Mutezile'den ayrılırken camide bir deklarasyon yayınlar. Yani merkezi orasıdır. İkincisi İslam kültüründe tekkelerde, dergahlarda örgütlendiğini gördüğümüz tasavvuf hareketi vardır. Bir tasavvuf yazını vardır. Bu tasavvuf yazını süreç içerisinde felsefileşmiş de hepimiz biliyoruz. Özellikle belki adını anacağımız Hallacı Mansur gibi işte Ebu Hamid el-Gazali'nin belli bir dönemden sonra tasavvufa yöneldiğini biliyoruz. Muhittin Arabi gibi yine bildiğimiz Mevlana işte Yunus Emre gibi o tasavvuf geleneğinin içerisinde oluşmuş bir şey de var. Bunların da bilgiye bakışlarıyla ilgili kendilerine özgü bir yaklaşım tarzı geliştirdiklerini görüyoruz. İslam kültüründe epistemoloji tartışırken bu akımı da göz önünde tutmak gerekir. Üçüncüsü, İslam dünyasında epistemoloji tartışmasında kuşkusuz belirleyici olan önemli hareketlerden bir tanesi de daha kimliğinden itibaren başladığını bildiğimiz felsefe hareketi. Bu felsefe hareketini de tarihsel bir perspektifte bakarsak şunu söylemek mümkün herhalde. Bunun içerisinde Gazali'nin tasnifini biraz değiştirerek kullanırsak, Gazali biliyorsun tabiatçılardan söz eder, dehrilerden ve bir de metafizikçilerden söz eder. İlahiyyun dedi, ilahiyatçılardan. Onu biraz değiştirerek şöyle diyebiliriz. Dehrilerle tabiatçıları birleştirerek tabiatçılar, ikinci meşayiler yani İslam Aristotelesçileri, üçüncüsü ise işrakiler diye nitelendirdiğimiz bir hareket. Belki buna bazıları Şii olması sebebiyle İhvan Safa'yı falan da katmak isteyebilir ama ben İhvan Safa hareketinin şeye daha yakın olduğunu, İşraki harekete daha yakın bazı yaklaşım tarzlarının olduğunu düşünüyorum. Tabii kendine özgü bir yaklaşım tarzı da var kuşkusuz. Bunların hepsine üst bakışı bakmak gerekir. Yani İslami epistemeyi, İslam kültüründeki epistemik tartışmaları görmek için. Burada şunu söyleyebiliriz. Kelamın epistemesi büyük ölçüde Kur'an'a geri döner. Çünkü kelam ve fıkıh dini disiplinlerdir. Tümüyle dini disiplinlerdir. Onlarda antik Yunan'ın işte Hint kültürünün kimi etkilerinden söz edilir atomculuğunda falan ama genel anlamıyla baktığınızda İslam kelamcısının ortaya koyduğu bilgi öğretisinde Kur'an ve hadislerin köklü bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Tabii bu Kur'an ve hadislerin yorumlanma biçiminin doğal olarak farklılıklar yarattığını da
gözlemliyorum. İkincisi, tasavvuf hareketine geldiğinde tasavvuf hareketinin epistemik yaklaşımını iki ana kaynağa geriye götürmek mümkün diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi gnostik gelenek. Antik Yunan'dan itibaren gelen, Hristiyanlık içerisinden de tevarüz eden o gnostik gelenek. Bir diğeri de sanırım Hint düşüncesi. Bazı tasavvuf araştırmacıları tasavvufu İslam'la da ilişkilendirmeye çalışarak Kur'an'la bağlı kurmak, özellikle zühd gibi, takva gibi, sabır gibi tasavvuftaki o merhalelerin bağını kurmaya çalışırlar. Böyle mesela Ebu Hamid el-Gazali, Kur'an'ı kullanarak tasavvuftaki ledünni bilgi, vehbi bilgiyi Kur'an'la ilişkilendirmeye çalışır. Ama tasavvufun kullandığı terminolojinin içeriğini irdelediğinizde farklı bir yapıyla karşılaşıldığını, yani demin söylediğim o gnostik hareketlerle efendim Hint mistisizmi gibi hareketlerin daha belirleyici olduğunu söylemem gerekir. Üçüncüsü, İslam felsefe geleneğinde, büyük ölçüde antik Yunan'dan tevarüz etmiş, özellikle tabiatçı filozoflara baktığınızda daha çok antik Yunan'ın atomcu geleneğinin belli ölçülerde ve Sokrates öncesi doğa filozoflarının, Meşrailiye baktığınızda büyük ölçüde Aristoteles'in, İşrakiliğe baktığınızda ise büyük ölçüde Platon'un epistemik anlamda etkili olduğunu, belirleyici olduğunu söylemem gerekir. Hasan hocam, kelam fıkıh geleneğinde özellikle kelam geleneğinde Mutezile'nin İslam filozoflarından daha önce eski Yunan'dan istifade ettiğine dair bizim bilgilerimiz var. Burada Mutezile'yi diğer kelam ekollerinden epistemoloji anlamında ayıran özellikler üzerinde durabilir miyiz biraz? Mutezile'nin getirdiği neydi, farkı neydi bu anlamda? Güzel. Bu işte soruya yanıt vermek için aslında yani biliyorsun Mutezile'nin şeyleri erken dönem Mutezili eserler kayıp. Hayatın el intisarı var elimizde. O da İbn Ravendi'ye karşı yazılmış bir reddiye. Belki şöyle diyebiliriz. Ebu Hasan el-Eş'ari başlangıçta Mutezili'ydi biliyorsun. Sonradan Mutezile'den koptu. Onun Makalatü'l-İslamiyyin ve İhtilafü'l-Musallin isimli eseri bildiğin gibi oldukça nesnel yazılmış bir eser ve Mutezile ile ilgili erken dönem Mutezile ile ilgili en temel kaynaklarımız arasında. Bunun dışında Kadı Abdülcabbar'ın El-Muni fi Ebvab-ı Tevhid ve Adil diye oldukça hacimli eserinin bir cildi tamamıyla El-Nazar ve'l-Ma'arif adını taşıyor. Yani akıl yürütme, nazarı düşünme, akıl yürütme diye çevirebiliriz. El-Nazar ve'l-Ma'arif ve akıl yürütme ve bilgiler böyle çevirebiliriz. Bir cildi tamamıyla epistemolojiye ait. Ben yüksek lisans tezimde epistemoloji çalışmıştım İslam kültüründe. Benim o yüzden İslam düşünce geleneğinde bilgi kuramı isimli yüksek lisans tezimdir bu. İlk epistemoloji tartışmalarına orada girmiştim. Şimdi Mutezile'nin bilgiyle ilgili ne düşündükleriyle ilgili elimizde dediğim gibi erken dönem Mutezile'nin çok kaynak, çok bilgi yok. Ama gördüğümüz şu. Bazı mutezili düşünürler, mesela Nazzam gibi, bütün bilgilerin zaruri olduğunu, yani zorunlu kategorisinde değerlendirildiğini düşünürken, mutezilenin genelinin anladığımız kadarıyla bilgiyi genelde ana kategoride ikili bir çerçeveye oturttuklarını görüyoruz. Yani bir tarafta kadim bilgi, bir tarafta ise hadis bilgi. Yani daha sonra şöyle Türkçeleştirerek söylersek, Tanrı'nın bilgisi, ezeli ebedi olan, öncesiz olan, olmuş olan, olacak her şeyi içeren Tanrı'nın ezeli bilgisi ki Mutezile biliyorsunuz Tanrı'nın bilgisini büyük ölçüde Tanrı'nın özüne indirger. O yüzden Ehl-i Sünnet düşünürleri Mutezile'nin bilgi, tanrısal bilgiyi reddettiğini iddia etmişler. Çünkü Ehl-i Sünnet düşünürlerine göre, mesela Eşarilere göre Tanrı ilim ile alimdir. Bilgi diye bir şey vardır. Bilgi diye sıfatı o bilgisiyle
alimdir. Dolayısıyla tabii onun yeni bir problemi vardır. O zaman Tanrı ilim ile alim ise ilmin tanrısal özle ilişkisi ne olacak sorusu ortaya çıkar. Biliyorsunuz bu konuda daha bu Mutezili'yi bir düşünün. Ebu Haşim'den itibaren haller teorisi diye bir teori gündeme getirilmiş. Yani özün halleri diye düşünülmeye çalışılmış. Mesela Cüveyni gibi düşünürler de bu şekilde ifade ediyor. İkinci, hadis bilgi dediğimiz yaratılmış bilgi. Ya da önceli bilgi de diyebiliriz buna. Bu şöyle düşünülür. İnsanların, cinlerin, hayvanların yani meleklerin beşeri olduğuna göre bunu beşeri bilgi diye de çevirmek mümkün. Tüm beşere ait bilgiyi ifade eder. Tanrı'nın bilgisi öncesiz iken beşerin bilgisi önceli yani yaratılmış bir bilgidir. O yüzden hadis bilgi denilir. Hadis bilgi genel anlamda hadis bilgiyi tanımlarken Mutezile'nin bilgi inanç ilişkisi kavramsallaştırmasını da gündeme getirerek tanımlamaya çalıştıklarına tanık oluyoruz. Mesela erken dönem Mutezili'ye ait bilgi tanımlarında bilgi bir şeye olduğu gibi inanç, itikat diyorlar. Bir şeye olduğu gibi inanç ya da bir şeye bir delil vasıtasıyla olduğu gibi inanç ya da bir şeye nefs huzuruyla yani gönül huzuruyla iç sükunetle ve delil vasıtasıyla olduğu gibi inanç diye tanımlamaya çalışmışlar. Yine Mutezile'den Yani gördüğümüz ha buyurun. şu şekilde tespit edersek doğru bir tespit mi olur? İslam düşünce tarihinde epistemoloji Tanrı'nın bilgisi özelinde bir problem olarak tartışan ilk kişiler Mutezili. Mutezile ekolüne mensup kişilerdi. Epistemolojinin ilk kurucusu da İslam kültüründe Mutezile gibi gözüküyor. Çünkü ben Mutezile anladığımız kadarıyla beşeri bilgiyi tanımlıyor. Tanımlamaya çalışıyor. İki, yine Kadı Abdülcabbar'ın Elmoni'sine bakarsak ilk antik Yunan felsefesinde senin söylediğin sofistleri ve nihilistleri eleştirenlerin de Mutezililer olduğunu görüyoruz. Biliyorsun sofistler Evet. genel anlamıyla şöyle diyorlar. Bilgi ne diyelim? İnsan her şeyin ölçüsüdür. Protagoras'ın düşüncesini ele alalım, değil mi? İnsan her şeyin ölçüsüdür diye düşünüyor. Dolayısıyla bunu İslam filozofları bu kişiden kişiye değişen bir bilgi algısı olarak düşünüyorlar. Mutezile de öyle ve bunu reddetmeye çalışıyorlar. Bu bizi neye götürür? Kişiden kişiye doğruluk değişiyor ise, kişiden kişiye bilgi değişiyor ise, kişiden kişiye hakikat değişiyor ise, o zaman bu bizi hakikatler çokluğuna ve daha da ilginci birbirine çelişik hakikatleri aynı anda doğru kabul etmeye götürür ki bu diyorlar mantıksal açıdan tutarlı bir düşünce değil. Yine anladığımız kadarıyla şeye de karşı çıkıyorlar. Siz söyleyin, nihilistlere de karşı çıkıyorlar. Hani hiçbir şey yoktur, olsa bile bilemeyiz. Bilsek bile başkasına bildiremeyiz diyen Gorgias'ı da eleştirdiklerini görüyoruz. Orada da şöyle bir şey var. İlk kez Mutezile'de gördüm. Ben daha sonra Ebu Mansur el-Maturidi'de, Bağdadi'de falan da var. Bu adamların diyor ellerinden mallarını almanız gerekir. Geri isterlerse şöyle yanıt vermeniz gerekir. Hiçbir şey yoksa niye geri istiyorsunuz ki? Yani bir şey yoksa malı geri istemenin de bir Evet. anlamı yok. Ya da diyor bunlara diyor sopa atmak lazım. Sopa atmak lazım. Canları acısına diyor bağırıp çığırırlarsa acı diye bir şey yok ki zaten demek karşılarına geçip alay etmek gerekir diyorlar. Burada açıkçası başka bir şey mesela bu bilgi yoktur diyen görüşler var. Her şey itikattır. Kişiden kişinin itikadıdır, inancıdır. Ona karşı da şöyle bir soru soruyorlar. Bilginin olmadığını biliyor musun? Eğer bilginin olmadığını biliyorum dersen bir çelişkiye düşmüş oluyorsun bu mutezili kelamcılara göre. Çünkü en azından bilginin olmadığını bildiğini iddia etmiş oluyorsun. Bu tartışmalar yani sofistlerin ve nihilistlerin bilgiye dönük olan yaklaşım tarzları yine
skeptiklerin yaklaşım tarzlarının ilk kez Mutezile tarafından eleştirildiğine tanık oluyoruz İslam kültürü içerisinde. Buradan hemen dediğim gibi bu bilginin mümkün olduğunu, buna biz bilginin imkanı sorunu diyoruz biliyorsun. Bilginin mümkün olduğunu gösterdikten sonra bilgi tanıma geçiyorlar. Bilgi tanımları çok ilgi çekici gerçekten. Antik Yunan'da bilginin temellendirilmiş doğru inanç olduğu fikri Platon'a kadar geriye giden bir fikir bildiğiniz gibi. Platon'un Theaetetos diyaloğunda gündeme getirip tartışılmış bir şey. İlk kez bilgi ne diyelim deliller vasıtasıyla bir şey olduğu gibi inançtır tanımı Mutezile'de karşımıza çıkan bir tanım. Orada delil teriminin kullanılması ki Logos aynı zamanda Antik Yunan'da biliyorsun Platon'un deyişi Logos'la desteklenmiş inançtır bilgi. İşte o delil diye girmiş. Bir de inanç terimi zaten Platon'un içerisinde, Platon'un tanımı içerisinde var. Bugün de biliyorsunuz felsefede hala bilgi temellendirilmiş, gerekçelendirilmiş, delillendirilmiş doğru inançtır şeklinde hala tanımlanıyor. Mutezile'nin bu anlamda senin başta söylediğin gibi güçlü bir felsefi birikiminin olduğu ortada. Burada bir şey daha söyleyeyim Mutezile ile ilgili, o da şu olsun. Mutezile ilk kez, demin söyledim, bazıları tüm bilgilerin, beşeri bilgilerin zaruri olduğunu söyleseler de Mutezile içerisinde beşeri bilgi ya da hadis bilgi ya da önceli bilgi ikiye ayrılmış. Birincisi zaruri bilgi, ikincisi ise kesbi bilgi. Mutezile kesb sözcüğünü kullanmaz, o Ehl-i Sünnet'in kullandığı bir sözcük ama istidlali bilgi ya da nazari bilgi der. Yani iki tür bilgiye ayırmış. Birinci grupta zaruri bilgi var. İkinci grupta ise nazari ya da istidlali bilgi dediğimiz bilgi var. Bilgiyi de iki türe ayırmış gibi gözüküyorlar gerçekten. Zaruri bilgi nedir? Aslında Kur'an'dan seçilmiş bir sözcük bu. Biliyorsun Kur'an zor durumda kalındığında ızdırar terimini kullanır. Zor durumda kalındığında leş, kan ve şeylerin etinin yenilebileceğini söyleyen bir ifadesi var. O Kur'an'da geçen ızdırar terimini alıyorlar. Onu zaruri şekle getiriyorlar. Biraz stoacılarda şöyle bir şey var benim gördüğüm. Zaruri bilgiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu zaruri bilgi onlara göre vasıtasız bir bilgi, aracısız bir bilgi. Yani doğrudan gerçekleşen bir bilgi. İkincisi şek ve şüphe içermeyen bir bilgi. Şek ve şüphe içermeyen bir bilgi. Üçüncüsü ise kaçınılması imkansız olan bir bilgi. Yani ızdırar orada o biliyorsunuz. Izdırar sizi zorlar, zorunluluk altında bırakır. Nedir zorunlu bilgi diye sorarsanız Mutezile size şunu söyleyecektir. Beş duyuyla elde ettiğimiz bilgi zaruridir. Yani gözünüzü açar açmaz görmek, kulağınız duymak zorunda. Duyuyor yani. Elinizde değil bunlar. Duyuların verdiği bilgi, beş duyunun. İkinci üzerinde durdukları önemli husus efendim aklın, biz bugün hani felsefede kullanıyoruz ya a priori bilgiler diye. Araplarda genelde evveli bilgi, bedihi bilgi diye ifade edilir bunlar. A priori bilgi. Yani mantığın ve matematiğin temel önermeleri. Mesela bir örnek vereyim. Bir insan aynı anda hem ölü hem diri olamaz. Bu zaruri bir bilgidir. Yani bunu reddedemeyiz. Zorunlu bir bilgidir. Mantığın, bundan şüphe duyamayız. A'dır mesela. Bundan özdeşlik ilkesi. Bundan asla duyamayız. Birbirine eşit şeyler eşittirler. Değil mi? Aksiyomatik olarak. Bunlardan kuşku duyamayız diyor. Başka? Mesela üşüyorum. Ben varım. Karnım acıktı. İçimizde meydana gelen bazı bilgiler de apaçık bilgilerdir. Bedihi bilgilerdir. Bunlarda da şek şüphe yoktur. Yani hakkında şek şüphe bulunmayan tüm bilgiler. Daha Mutezile'den itibaren kimileri itiraz etse de
Mutezile'nin içerisinde tevatür habere itiraz edenler var biliyorsun ama tevatür haberin de zaruri bilgi verdiği iddia edilmiştir. Nedeni şudur. Yalan yüzüyle birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun ilettiği bir bilgidir. O da işitmeye dayanır. Sem'iyat dediğimiz. Mesela Çin'in olduğunu görmemiş bir insan sadece mütevatir haberle bilir. Mesela eski topluluklara ilişkin bilgilerimiz tevatüren bize ulaşmıştır. Mesela Hz. Muhammed'in peygamberliğini iddia ettiği tevatüren bilinmektedir. Bunlardan kuşku duyulmayacağını söyler. İkinci bilgi türü, yani böyle şöyle diyebiliriz o halde, şöyle diyebiliriz o halde, zaruri bilgiler, hissiyat, yani duyusal bilgiler, hissiyat dediğimiz his. İkincisi, zaruri bilgiler, a priori bilgiler, yani ne diyelim, mantık ve matematiğin temel aksiyonları. Üçüncüsü, vicdaniyat dediğimiz, vicdanı bizde gerçekleşen, iç dünyamızda gerçekleşen, işte acıktım, susadım, varım gibi, acı duyuyorum gibi şeyler, vicdani bilgiler ya da buna bazıları iç duyular da diyor, iç duyulardan elde edilen bilgiler. Bir de tevatür haber, yani mütevatirat dediğimiz bilgilerdir. Bunlardan şek ve şüphe duyulmaz. İkinci bir kategoriye geldiğimizde, nazari bilgi ve istidlali bilgi dediğimiz şey, nazar biliyorsun Arapçada aslında görmek demektir. İla ile kullanılır tabii. Fi artıklığıyla, harficeriyle kullanırsa düşünmek anlamına gelir. Bir şey üzerinde akıl yürütmek dediğimiz şeydir. O yüzden nazariye de oradan gelir. Değil mi? Teoriyle ilgili bir şeydir. İstidlal ise delle kökünden gelen bir sözcük. Delil, delillendirme, kanıt getirme. Ben Türkçe'de genelde nazarı akli inceleme, akılsal inceleme, istidlali de akıl yürütme şeklinde tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. Genelde bu şekilde kullandım. Burada önemli olan şu, demin size söylediğim hakkında şek ve şüphe olmayan duyusal bilgi, tevatür habere dayalı bilgi, iç duyularda, vicdanımızda gerçekleşen o bilgiler, vicdaniyat dediğimiz şeyler ve mantık ve matematiğin ilkeleri, yani apriorileri, bunlardan yola çıkarak ne diyelim, akıl yürütmeyle elde ettiğimiz bilgilerdir. Buna da nazari ve istidlali bilgi derler. Bu nazari ve istidlali bilginin Mutezile'de en temel noktası şudur. Onu söyleyeyim, en temel noktası şudur. Bizim İslam kelamında genelde kullanılan bir deyiş vardır. Reddü şahit alel gayip derler. Reddü şahit alel gayip. Yani görünür olanın gayip olana kanıtlık etmesi. Mesela bir örnek verelim. Duyularımız nesneler dünyasında duyusal bilgi zaruriydi. Şek ve şüphe yoktu. Duyusal bilgi evrende bir düzenin olduğunu gösteriyor ise akıl bu düzenleden yola çıkarak şahitten yola çıkarak yani bizi nereye götürebilir? Gaybe. Yani o düzenin bir düzenleyicisinin olduğu fikrine bizi götürebilir. Dolayısıyla İslam mutezili kelamcı demin söylediğim bu zaruri bilgi dediği o bilgilerden yola çıkarak aslında akılsal temelde yani nazar ve istidlal yoluyla, akıl yürütme yoluyla rasyonel bir teoloji kurmaya çalışır. Burada şunu söyleyeyim. Çok ilginç bir noktaya geldim çünkü. İstersen bir sonraki şeyde kesebilirsin. Mutezile'nin başlattığı bu bilgiye ilişkin, epistemolojiye ilişkin tartışma, epistemolojiye ilişkin tartışma hem Eş'ari hem de Maturidi kelamcılarca kelam kitaplarının ilk bölümünü teşkil etmiştir. Bilirsiniz Batı felsefesinde hep şöyle denilir. Descartes'e gelene kadar felsefe ontolojiyle başlar. Descartes'le birlikte felsefe epistemolojiden yola çıkar. Ve modern felsefede öyledir. İslam kültürüne geldiğimizde çok ilginç bir biçimde
hem tasavvufçulardan hem de filozoflardan farklı olarak İslam kelamcılarının kitaplarının ilk bölümüne El İlm ve Nazar, El Marif, El Nazar ve İstidlal gibi adlar verdiklerini görürüz. Yani örneğin bu şeye Maturidi'nin Kitab-ı Tevhidini açtığımızda ilk bölüm Babun Nazar ve ilimdir. Yani bilgi ve akıl yürütme bölümüdür. Yine mesela Cüveyni'nin El İrşadına baktığınızda, Eşşamil'ine baktığınızda, yine Ebu Hamid El Gazali'nin El İktisadına baktığınızda ya da Muhassalul Kelamına baktığınızda Fahrettin Razi'nin ya da İyici'nin Mevakıfına baktığınızda bu gelenek hep devam etmiştir. Başlangıç epistemolojiyle başlar. Epistemolojiyle başlar. Mutezile bu anlamda öncüdür. Mutezile başka bir öncülüğü daha vardır. Ehl-i Sünnet kelamcıları özellikle Eş'ariler için söyleyeyim. Kelam kitaplarının ilk bölümlerinde o bilim bilgi bölümüne başladıklarında bilgi tanımıyla başlarlar. Genelde bilgiyi bir şeyi olduğu gibi bilmek. Bir şeyi olduğu gibi bilmek. Bir şeyi olduğu gibi marifet etmek. Bir şeyi olduğu gibi açıklamak gibi söz tanımlamalara giderler. Mutezile'nin bilgi tanımını reddetmeye çalışırlar. Amaçları şu, çünkü ehl-i sünnet kelamcıları bilgiyi tanımlarken tanrısal bilgiyi de kuşatan bir tanım vermeye yönelirler. Eğer dersek ki bilgi bir delil vasıtasıyla bir şey olduğu gibi inançtır, tanrısal bilgiyi tanımlamamış oluruz. Ama mesela bilgi eğer bir şeyi olduğu gibi bilmek ise bu tanrısal bilgiyi de kuşatıcı bir tanım olur. O yüzden Mutezile'nin tanımını reddederler. Yani bilginin bir inanç olmadığını, delil vasıtasıyla elde edilmiş bir inanç olmadığını, tam tersine realiteye uygun, hakikate uygun bir marifet olduğunu ya da hakikate uygunluk olduğunu söylerler. Burada bu yüzden şunu söylemek gerekir. Ehl-i Sünnet'in Maturidi kanadında da öyledir. Bilginin nesnelliği ısrarla kelamcı tarafından vurgulanır. Yani bilgi gerçeği olduğu gibi yansıtan nesnel bir şeydir. Bunun ardından Eş'ari kelamcısı ve Maturidi kelamcısı sofistleri eleştirmeye yönelir. Sofistleri eleştirirken de yine Mutezile'de karşılaştığımız hem şüphecileri hem bilinemezcileri, o la edriye dedikleri bilinemezcileri hem de nihilistleri eleştirmeye çalışırlar. Mesela Bağdadi'den örnek vereyim bir tane. Hakikat yoktur diyenlere Bağdadi şu soruyu sorar. Hakikatin yokluğunun bir hakikati var mıdır diye sorar. Hakikatin yokluğunun bir hakikati var mıdır? Eğer derseniz ki hakikatin yokluğunun bir hakikati vardır, en azından hakikatin yokluğunun bir hakikati olduğunu kabul etmiş olursunuz demeye çalışır. Yine mesela Maturidi bilgi yoktur diyenlere şöyle sormayı önerir. Bilginin olmadığını biliyor musunuz demeyi önerir. Yine Maturidi özellikle hiçbir şey yoktur diyenlere işkence etmek gerektiğini, mallarını ellerinden almak gerektiğini söyler ki bunlar Mutezile'nin tartıştığı, Mutezile içerisinde zaten gördüğümüz temel hususlardır. Aynen Mutezile'de olduğu gibi Ehl-i Sünnet kelamcıları da bilgiyi tanrısal ve beşeri düzlemde ikiye ayırdıkları gibi beşeri bilgiyi de aynı şekilde zorunlu, zaruri bilgi ve kesbi bilgi diye ayırırlar. Kesbi biraz açmaya kalkıştığınızda şunu görürsünüz. Kesb insanın bir cehdiyle, gayretiyle elde ettiği bilgidir. Yani akıl yürütme ve akli inceleme yoluyla bir bilgi elde etmesidir ki Mutezile ile sadece bir terminoloji farklılığı vardır. Şimdi demin geldiği soruya yanıt verelim. Acaba Mutezile ile Ehl-i Sünnet'in arasındaki temel ayrım ne o halde? Bilgi tanımında ayrıldıklarını söyledim. Birinci ayrım bu. İkinci temel ayrım şu. Akli inceleme ve akıl yürütme bilgiyi doğurur mu doğurmaz mı? Ana tartışmalardan birisi İslam kelamında bu olmuştur.
Mutezile bildiğiniz gibi tevellüt kuramını benimser. Bişbir Mutemir'den itibaren. Tevellüt kuramı Türkçe'ye doğuş kuramı diye çevrilebilir. Bir örnek açıklamak gerekirse birisine ittiğinizde düşer. Ya da ben topa vururum, top hareket eder, top camı kırar. Zincirleme eylemler ya da anne çocuğunu doğurur. Bunun gibi. Mesela birisine tokat atarsanız tokattan acı tevellüt eder, doğar. Mutezile, en azından erken dönem Mutezile'nin bir kısmı evrende tabiatlı bir sürekliliğin olduğunu ve zorunlu bir nedensellik sürecinin bulunduğunu kabul eder. Bu yüzden eğer sağlam akıl yürütürseniz, kurallarına uyarsanız, Mutezile'nin önemli bir çoğunluğuna göre akıl yürütme ve akli inceleme bilgiyi zorunlu olarak doğurur. Ya yani dersek ki bütün insanlar ölümlüdür, Hasan insandır, o halde Hasan ölümlüdürü zorunlu olarak ondan çıkar. Yani orta terimi bulup sonuca zorunlulukla ulaşırız. Ehl-i sünnet kelamcıları yani Eşari ve Maturidiler nedensel zorunluluğu reddettikleri için, nedensellikteki zorunluluğu reddettikleri için akli inceleme ve akıl yürütmenin bilgiyi doğurduğu fikrini reddederler. Yani ne kadar sağlam zekanız olursa olsun, öncülleri sıralayabilirsiniz, sıralasanız bile Tanrı yaratmadığı sürece bir bilginin gerçekleşmesi mümkün değildir ehl-i sünnet kelamcılarına göre. Ehl-i sünnet kelamcılarının bir diğer önemli ayrımı daha vardır. O da çok önemli. Mutezile ile ayrıldığı bir nokta. O da şu. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre zaruri bilgi duyuma dayalı bilgidir biliyorsunuz. Onlar duyumla idraki birbirinden ayırıyorlar ehl-i sünnet kelamcıları. Duyumla idraki. Duyumsuz bir idrakin olabileceğini mümkün görüyorlar. Bu biraz saçma görünüyor insana. Demek istedikleri şey şu, nesnesiz bir idrak söz konusu olabilir. Yani göz hiçbir şey nesnesi olmasa da, hiçbir duyum olmasa da gözde bir idrak meydana gelebilir. Ya da hiçbir nesnesi olmayan bir işitme gerçekleşebilir. Duyumla idraki birbirinden ayırdıkları için. Bunun nedeni şu, eğer derseniz ki idrak duyuma dayalıdır ya da idrak doğrudan dış dünyadaki nesnenin duyumuna dayalıdır derseniz ahirette Tanrı'nın görülmesi meselesi vardır. Duyumla idraki aynı sayarsanız ahirette Allah'ın görülmesini ya inkar etmeniz gerekir ya da Allah'a cismiyet atfetmeniz gerekir. Bu yüzden ehl-i sünnet kelamcıları hem eşariler hem maturidiler idrakin gerçekleşmesi için tırnak içinde söylüyorum, varlığın yeterli olduğunu düşünmüşlerdir. Bu varlık somut olması gerekmiyor. Dolayısıyla duyumla idraki birbirinden ayırdıklarını görüyoruz. Aslında biz günlük hayatta bunu kullanıyoruz. Mesela bakarsınız ama görmezsiniz. Ne anlatabildim mi? Hani var ya bu tür deyişler. Mesela bir şeyi duyarsınız ama algılayamazsınız. Aslında duyumla algı arasında, duyumla idrak arasında biz de ayrım yapıyoruz gündelik hayatta. Ama ehl-i sünnet kelamcıları teolojik kaygılarla burada durmuyorlar. Nesnesiz bir idrakin de mümkün olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Çünkü onlara göre bilgiyi meydana getiren şey idraktır. İdraki de yaratan Tanrı'dır. Tanrı'nın yarattığı idrak ile gerçekleşir. Mutezile çok ilginç. Duyumla idrak arasında herhangi bir ayrım yapmadığını görüyorsunuz. Herhangi bir şeyin duyumu olmaksızın idrakinin gerçekleşemeyeceğini söylediklerine tanık oluyorsunuz. Bu yüzden diyorlar ki mesela bir görme duyumunun ve görme idrakinin gerçekleşebilmesi için görülecek nesne şarttır. Bir nesne olmaksızın olmaz. Yoksa bu halüsinasyon olur, rüya olur. Gerçek olmaz. İyi de eğer ne diyeyim, nesnesi olmaksızın bir idrak gerçekleşmiyor ise Tanrı ne olacak o halde?
Cennette Tanrı görülecek diyor şeyler. Mutezili düşünürlerin büyük kısmının Tanrı'nın görülmesi meselesini reddettiklerini, bazı kısımlarının ise Tanrı'nın bizde yaratacağı altıncı bir hisle, vicdanla bunun gerçekleşebileceğini söylemeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Yani kabaca söylersek, Ehl-i Sünnet ile Mutezili arasında epistemolojik açıdan üç büyük farkın olduğunu zannediyorum. Bunlardan birincisi, en önemli fark o. Birincisi, bilgiyi tanımlayış biçimleri çok farklı. Çünkü Mutezile bilgiyle inanç arasında bir bağ kurmuş. Ama Ehl-i Sünnet'te böyle bir bağ yok. Ehl-i Sünnet inanç değil, tam tersine bir şeyi olduğu gibi bilmekten söz ediyor. Bir şeye olduğu gibi inanmaktan değil. İkinci fark, demin söylediğim gibi akıl yürütmenin ve akli incelemenin bilgiyi doğurup doğurmadığı meselesi, ki bu bizi nedensellik sorununa geriye götürüyor. Ehl-i Sünnet kelamcıları Tanrı'nın mucizevi şeyler yaptığını, her an evrene müdahale ettiğini düşündükleri için, akli yürütmenin ve akli incelemenin bilgiyi doğurmadığını söylerler. Mutezile ise akli inceleme ve akıl yürütme bilgiyi doğurur der. Üçüncü fark ise Ehl-i Sünnet kelamcıları duyumla idraki ayırırlar. Duyumsuz idrakten söz ederler. Mutezile duyumsuz bir idrakin olamayacağını açıkça söyler. Böylelikle üç büyük kırılma noktasıyla karşı karşıyayız. Ama burada bir izin verirsen bir cümle daha söyleyeceğim. Akıl yürütme ve akli inceleme bilgiyi doğurur dese de Mutezile, mesela erken dönem Mutezile ile ilgili Bağdadi'nin, Abdülkahir el-Bağdadi'nin aktardığı metinler var mesela şeylerde. Yine Ebu Hasan el-Eş'ari'nin idrak nasıl gerçekleşiyor Mutezile'ye göre onları sınıfladığını görüyoruz. Çeşitli görüşleri aktardığını görüyoruz. Bazılarında şöyle bir şey var. Yani bizim aklımızın bilgiye ulaşması da aslında yanlışa ulaşıyorsa şeytani güdülerin, doğruya ulaşıyorsa ilahi sahiplerin bizi etkilediğini söylemeye çalışırlar. Dolayısıyla Mutezile'nin epistemolojisine baktığınızda da aklın işleyişinde telkinlerin, güdüleyici düşüncelerin bir rolün ve işlevinin olduğunu, bu güdüleyici şeylerin Tanrı, şeytan ya da melek gibi metafizik varlıklarla ilişkilendirildiğini söylemem gerekir. Bu aslında ilginç olduğu için size sadece bir iki tane örnek metin okumak isterim. Mesela bizim Türk kültüründe çok okunduğu için Maturidilerin Taftazani var biliyorsunuz. Şerhül Akaid'inden bir metin okuyayım mesela. Tüm bilgilerin edinilmesinin gerçek ve etkin nedeni Tanrı'dır. Zira bilgiler haberin, duyu organlarının ve aklın etkisi olmaksızın Tanrı'nın yaratmasıyla, icat etmesiyle meydana gelmektedir. Eğer amaç zahiri nedense, yanmanın zahiri nedeni ateş olduğu gibi bilgi elde etmenin dışsal sebebi de idrak mahalli olan akıldır. Duyu organları ve haberler idrak için sadece birer vesile ve araç olmaktan ibarettir. Kısacası bilgiyi oluşturan şey Tanrı'nın yürürlükte ve geçerli olan adetlerine göre bizde nedenlerle beraber bilgiyi yaratmasıdır. Yine mesela bir Maturidi düşünürden okuyayım. Maturidi Eş'ari düşünürden. Görme, Tanrı'nın görme organında görmeyi yarattığı zaman meydana gelir. Eğer Tanrı görmeyi değil de onun zıttını yarattıysa görme gerçekleşmez. Fakat bu görülen nesneyi görülür olmaktan çıkarmaz. Bu tıpkı şuna benzer. Eğer Tanrı herhangi bir nesnenin bilgisini insanda yaratırsa insan o şeyi bilir. Eğer bilgiyi yaratmazsa insan cahil olarak kalır. Fakat bu nesnenin bilinir olmasını mümkün kılmaz. Burada aslında
Esbabul ilm diye kullanılır kelamda genelde. Duyu, haber, değil mi? Akıl gibi şeyler. Esbabul ilm. İlmin sebepleri, bazıları vesileleri de der. Ama dilerse Tanrı, dilerse Tanrı, her şeyi o yarattığı için anlık olarak, dilerse Tanrı bizde farklı şeyler yaratabilir. Bu aslında Gazali'nin Tehafütünde filozoflarla tartışırken de vardır. İbn Rüşd'le tartışırken nedensellerin reddinin doğuracağı saçma sonuçları İbn Rüşd adına Gazali kendisi formüle eder ve anlatmaya çalışır. Çok ilgi çekicidir. Eğer doğada bir düzenlilik yoksa, mesela eve bıraktığım kitap şu anda belki de hayvan olmuştur, at olmuştur. Tanrı her şeyi yapabiliyor ya. Evet. Gazali bu tür şeylerin abes olmadığını ama insanı kuşkuya da düşürdüğünü söyler ve ekler. Der ki, Tanrı adetini değiştirirse evrene ilişkin, bilgimizi de Tanrı yarattığı için adete ilişkin bilgiyi de bizde, adetimize ilişkin bilgiyi de Tanrı değiştirir. Böylelikle hiçbir saçmalığa düşmemiş oluruz. Yani evde atlı kitap bıraktığını unutmuş olursun. Çünkü Tanrı o adeti yaratmamıştır. At o bilgiyi yaratmıştır. Hiçbir saçmalık Evet. olmaksızın sürdürülebileceğini söylemeye çalışır. Ya kelamla Hasan ilgili... hocam, burada mütevatir haber dedik ya, ben onun zeminiyle ilgili bir sorgulamaya girmek istiyorum. Şimdi tevatür, peygamberden gelen haberin kesinliğini ispatlamak için kullanılan bir ifade. Yani haklarında yalan söyleme şüpheleri bulunmayan kişilerin aktararak bize ulaştırdıkları haber. Burada bunun zemini toplumun tamamının bir konuda aynı şeyi söylediği takdirde yanılmayacağı, o şeyin doğru olduğu düşüncesine dayanan bir görüş bu. Yani çoğunluğun söylediği doğrudur değil, tamamının söylediği kesinlikle doğrudur düşüncesi bu. Bu zemin çok sağlam bir zemin midir? Pratikte uygulanma imkanı olan bir zemin midir? Güzel. Yani Şöyle bir söyleyeyim. toplumda Şu buyurun Ömer, hocam. şu. İslam kelamcıları haberi epistemolojinin içerisinde detaylı olarak tartışıyorlar aslında. Ben onu tam açmadım. Biraz açayım. Mesela tevatür haber zaruri bilgiler arasında. Ama mesela müstefiz haber var ya da meşhur haber, değil mi? Yaygın haber yani. O istidlali bir bilgidir. Yani onu araştırmanız gerekir, tahkik etmeniz gerekir. Mesela haberi vahit vardır. Kelamcıya göre haberi vahitle itikat kurulmaz. Haberi vahide itikat şey yapmaz ama mesela Abdülkahir el-Bağdadi'nin Usulü'd-Dinine bakarsan size şunu söylediğini görürsün orada. Der ki, haberi vahitle itikat kurulmaz ama haberi vahitle amel edilebilir der. Ama araştırmanız gerekir. Yine de haberi vahit doğru mudur değil midir? Şimdi senin dediğin noktaya bir de onu söyleyeyim. Kelamcılar Gazali'ye kadar ister Mutezile zaten kabul etmez. Ehli sünnet kelamcıları hatta Eş'ariler ve Maturidiler ilhamı bir bilgi kaynağı olarak görmezler. Zaten saydım dikkat edersen ilham yoktu bilgi kaynaklarının arasında. Yani Evet. beş duygu, İç duyu, akıl, bir de haber, değil mi? Bunlar çıktı karşımıza. Yani üçe değindir diyebiliriz. Duyular, iç ve dış duyular, akıl ve haber. Dikkat edersen içinde ilham diye bir şey yok. Bu Gazali'den sonra kelam kitaplarının içerisinde girmeye çalışacak ama yine de mütekellimler, kelamcılar hep şunu söyleyecek. Efendim diyecek, ilhamın bağlayıcı bir yanı yoktur. İlham nesnel bir bilgi kaynağı değildir. Öznel bir bilgi kaynağıdır. Kimileri şeriata uyduğu sürece ilhamın kabul edilebileceğini, uymuyorsa kabul edilmeyeceğini falan söylemeye çalışırlar. Kelam geleneğinin içerisinde ilham esbabül ilim içerisinde sayılmaz. Demek istediğimi anlatabildim mi?
bilmiyorum. Yani sünni kelam kitaplarımızda da böyle. Mesela İci'nin Mevakıf'ını okuduğumuzda da öyle. Mesela Osmanlı medreselerinde okutulmuş Taftazade'nin İci'nin şeyine yazılmış şerhi okuduğunuzda da aynı şekilde Şerhül Mevakıf'ta da aynı şeyi görmeniz mümkün. Şimdi senin soruna gelirsem. Yani Hasan Hocam. Sanırım burada şunu ayırmamız gerekir senin sorduğun soruda. İcmayla tevatür haberi birbirinden ayırmamız gerekir. İslam toplumunda icma İslam dünyasındaki bilginlerin, alimlerin belli bir konu üzerinde ittifak etmeleridir. Ama bu konu Kur'an ve sünnette olmayan bir konu olmak durumundadır. Değil mi? Bildiğin Evet. gibi. İcma bu. Fıkhın da bir kaynağıdır aynı zamanda. İcma o kadar önemlidir ki, icma o kadar önemlidir ki, yani mesela elimizde bulunan Kur'an icma ile Hazreti Muhammed'den bozulmadan geldiği kabul edildiği için önemlidir. Yani icma o kadar belirleyicidir. İcma yine politikada da belirleyicidir biliyorsun. Biat meselesi gündeme geldiğinde icma politik düzlemde de önemli bir kavramdır. Tevatür haber icma gibi bir şey değil. Tevatür haber şu mesela. Hadi bir adamın birisi çıktı diyor ki ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor. Onu söylerken o kadar çok insan görmüş ve işitmiş ki o kadar çok insan görmüş ve işitmiş ki hepsi diyor ki 500 610 yılında Muhammed diye birisi ya da Ahmet diye birisi çıktı Kabe'de buna inananı da söylüyor, inanmayanı da söylüyor. Ben Allah'tan vahiy alıyorum dedi diyor. Ben bunu duydum diyor. Ben bunu gördüm diyor. Buna tevatür dediğimiz şeyin epistemik kökü bu. Yani tevatürde uzlaşma yok. Tevatürde uzlaşma icmada var. Tevatürde gördüğümüz şey şu. Aynı şeyi o kadar çok sayıda insan görüyor ki. Aynı şeyi o kadar çok sayıda insan tanık oluyor ki. Mesela Samsun'da bir olay olduğuna ilişkin. Mesela bizim söyleyeyim tarihçiler açısından bakalım. Ben mesela 1950'li yıllara gidiyorum. Gazetelere bakıyorum. Her gün 50 kişinin öldüğü yazıyor. 50 kişi. Ya inanmakta zorlanıyorsunuz. Bir şehirde her gün 50 kişi nasıl ölür? O zaman nüfusu çok az. 20 bin nüfuslu bir yerde her gün 50-60 kişi nasıl ölür? İşte sıtma varmış. Sıtma yüzünden gazeteleri karıştırıyorsun, sıtmadan söz ediyor. Diğer gazeteleri karıştırıyorsun, yaşlıları konuşuyorsun, herkes aynı şeyi söylüyor. Diyorsun ki evet diyorsun. Yani bu bir realite olmalı. Mesela mezarlığa gidiyorsun. Aynı tarihte ölmüş, aynı günde ölmüş bir sürü insanla karşılaşıyorsun. Ben karşılaştım çünkü. Tarihleri hemen hemen aynı. Bu. Yani tevatür epistemik bir kavram. İcma, evet onun da epistemolojiyle bir bağı var ama icmada görmek vesaire yok. Alim olan, ulemanın Kur'an ve sünnette olmayan bir konuyla ilgili görüş birliğine varmalarıdır. Ama burada sen de biliyorsun İbn-i Rüşd şunu söyleyecek Gazali'yi eleştirirken hani Gazali icmayı reddettikleri için de suçlamaktadır şeyi İslam filozoflarını. Diyecek ki yani İslam kültürü içerisinde icma gerçekleşmedi hiçbir zaman diyecek İbn-i Rüşd. Eğer gerçekleşti diye inat ediyorsanız en azından İslam kültüründe yetişmiş filozoflar diğerlerinden farklı düşündüler. Eğer icma toplumun bilginlerinin belli bir konuda görüş birliği ise bunun gerçekleştiğini söylemek zor diyecek. Dolayısıyla bilmiyorum senin kafanda bir icmayı ve tevatür haberle icma arasında bir şey. Mesela şunu diyemeyiz. Orta çağda insanlar evrenin düz olduğunda icma etmişler. Bilginleri de icma etmiş mesela varsayalım. Ya da insanlar, bilim insanları Batlamyus sisteminde evrenin yerin merkezi olduğunda uzlaşmışlardı. İcma etmişlerdi ama yanlış çıktı. Sana katılıyorum. Yani senin dediğin doğru. Ama mesela şu olamazdı. Mesela herkes söylüyorsa ki örneğin Brutus'un
İşte Sezar'ı öldürdüğünü. Herkes. Yani bir sürü insan aynı şeyi söylüyor ise evet orada bir kuşkumuz olmazdı. Ama mesela şöyle olsaydı. 2-3 kişi söyleseydi, diğerleri söylemeseydi. O zaman kuşku duyabilirdik. Bir kişi mesela şöyle söyleyeyim. Ayın yarılması ile ilgili mesela ya da Hazreti Muhammed'in parmaklarından su akıtıp insanları yedirmesi, içirmesi ile ilgili. Bir kişi rivayet etmiş, habere ait. Böyle bir olayı diyorsun ki böyle bir olay olsaydı orada bulunanların hepsi bunu rivayet ederlerdi. Gözleriyle gördükleri için tevatür olurdu. Yani anlatabildim mi? Yalan üzere ittifak etmemek dedikleri şey o. Yani birbirine düşman olan insanlar bile aynı olayı görmüşler ve aynı olayı anlatıyorlar. Evet. Tabii tevatür haberi Aslı hocam. kelamda asıl meselesi Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu ilan ettiğini tevatüren biliyoruz. Kur'an diye bir kitap bıraktığını yine tevatüren biliyoruz. Evet. Tevatür o yüzden çok önemli bir kavram olmuş İslam kültüründe. Hasan hocam, ilhamın kişisel bir iç tecrübe olduğu için genel geçer bilgi ifade etmediğini söyledik. Kelamcılar açısından. Aynı gerekçe vahiy içinde ileri sürülemez mi? Yani vahiy de sonuçta peygamberin kendi içsel tecrübesidir. Güzel. Ya İşte güzel. Kelamcının haberi ayırırken ikiye önce organik olarak ikiye ayırdığını görüyoruz. Bir, sıradan insanların haberi. İki ise seçkinlerin haberi. Yani ne diyeyim? Havasül havas diyor ya. Bir havasın belirttiği haber var. Bir de avamın verdiği. Havasın verdiği haber, yani peygamberin verdiği haber, haberi vahittir. O da haberi vahittir. Tek kişi haberidir. Yani Hazreti Muhammed çıkıp diyor ki ben Tanrı'dan vahiy alıyorum diyor. Ya da Hazreti İsa diyor ki ben çıkıp Tanrı'dan vahiy alıyorum diyor. Tektir. Ondan başka onu bilecek kimse yoktur. Ben de bir şey rivayet ettiğimde tek kişi kalmışsam benimki de tek kişidir. Ama beşi sıradan insanların haberiyle peygamberin haberi arasındaki farkı kelamcı mucize kavramıyla açmaya çalışır. Der ki sıradan insanların haberi kendisine tanıklık eden olağanüstü bir olaya bağlı bir haber değildir. Ama peygamberin haberi beraberinde mucize diye nitelendirdiğimiz olağanüstü bir tanıklığa da dayanıdır. O yüzden mesela Ebu Hamid el-Gazali şöyle der. Peygamberin peygamber olduğunun kanıtı nedir? Gösterdiği mucizedir der. Mutezile'nin Ya aslında içerisinde. vahiy mucize olarak değerlendiriliyor Evet. zannediyorum. Mucizenin üç tür mucize ders söylüyor kelam kitaplarında. Hissi mucizeler vardır. Hissi. Mesela ayı ikiye yarmak hissi bir mucizedir. Eğer böyle bir şey varsa. Mesela başka akli mucizeler vardır. Akli. Gelecekten haber vermek. Gelecekten haber vermek. Haber verdiği şey çıkarsa bu da akli bir mucize olarak. Öngörüsel bir mucize. Bunun dışında başka mucize olarak da Hazreti Muhammed'in okuma yazma bilmediği halde Kur'an diye edebi bir formda bir metin ortaya koyması ve ne diyelim bu metne karşı çıkanlara yönelik de hepimizin bildiği meydan okuması, benzerini getirme konusunda. Dolayısıyla kelam kitaplarımızda mucize genel anlamıyla baktığınızda ya kevnidir, yani hissi, olgusal dünyaya aittir, ya aklidir mucize, ya bedihidir, yani estetik, bedihi dediğim şey var ya, buna ilişkindir. Bunların hepsini mucize kabilinden değerlendirir kelam kitaplarımız. Mutezile'ye bir referans düşeyim. Kimi Mutezili'yi düşünürler? Şunu söylerler. Biliyorsunuz Mutezile'ye göre
Tabii Maturidiye göre de öyle. Tanrı peygamber göndermeden kişi evrendeki düzene, gayeye vesaireye bakarak Tanrı'yı aklen bulmak, iyi ve kötüyü aklen bilmek zorundadır. Burada ana tartışma konusu şudur Mutezile ile şey konusunda. Mutezile ile Ehl-i Sünnet konusunda. Ehl-i Sünnet özellikle Eş'ari kanaat teklifin şeriatla olduğu, peygamberin sözüyle başladığını iddia eder. Teklif peygamberin sözüyle başlar. O yüzden peygamber der ki ben peygamberim, şunları şunları yapacaksınız, şunlar şunlar olacak der. İyi de senin peygamberliğinin kanıtı ne diye sorarsanız akıl yürütmeleri için onlara mucize gösterir. Mutezile der ki akıl yürütme teklifle başlamaz. Akıl yürütme insanla birlikte başlar. Peygamber olsun ya da olmasın. Özellikle insanoğlu Tanrı ona akıl verdiği için Maturidilikte de var bu. Aklıyla Tanrı'nın varlığını iyi ve kötü gibi şeyleri bulmak zorundadır. Dolayısıyla tekliften Mutezile ve Maturidilik şeriatla başlamaz. Ama Eş'arilik şeriatla teklifi başlatır. Teklifin ana koşullarından birisi de peygamberin mucizesi üzerinde akıl yürütmek ve peygamberin mucizesinden mucize çünkü onlara göre bir delil. Peygamberliğin delili buradan yola çıkmak. Ha burada bir şey söyleyeyim. İslam dünyasında mucize tartışması ilginç bir tartışma çünkü. İslam dünyasında İslam felsefesinden İbn-i Rüşd'ün özellikle bu Eş'arilerin mucizelerini tartışırken söylediği ilginç şeyler vardır, deyişler vardır. Biliyorsunuz kelam kitaplarımızda mucize hırakul adet denilir. Yani olağan doğa düzeninin bozulması, değil mi? Olağan doğa düzeninin bozulması. Yani mesela ben denizin üzerinde yürüsem olağan adet gereği yürüyemem. Ama yürüyor isem mucizevi bir şeydir. Der ki İbn-i Rüşd, peygamberliğin doğruluğunun kanıtı mucize midir? Hayır der. Hayır der yani ne mucizesi? Yani mucize de ne mucizesi? Yani o nedir o diye sorar. Mesela bir adam der denizin üzerine seccade serip namaz kılsa. Denizin üzerine seccade serdi namaz kıldı. Bu diyor sıradan insanlar için diyor çok büyüleyici bir şeydir. Derler ki diyor adam denizin üzerinde şunu benzetiyor. Mesela bir adam dedi ki diyor çıktı ben doktorum. Doktorluğunu kanıtla dediler ona. O da seccadeyi denizin üzerine serdi namaz kıldı. Diyor ki sıradan insanlar diyor İbn-i Rüşd. Bunu görünce la adam denizin üzerinde seccadeyi serip namaz kılıyor. Bu hastaları haydi haydi iyileştirir. Elbette doktordur diye düşünür diyor. Ama bunu sıradan insanlar düşünür. Çünkü sıradan insanlar neyin düzeyinde düşünen oysa diyor doktorun doktorluğunun kanıtı bir hastayı tedavi etmesidir. Bir hastayı tedavi etmesidir. Peygamberin peygamberliğinin kanıtı ise diyor namaz kılmak, ayı ikiye yarmak falan filan değil. Peygamberliğin özünlü, zorunlu doğası olan bir toplum kurmak, bir şeriat ortaya koymak ve başarıya ulaşmaktır. Asıl mucize budur diyor. Böylelikle İslam kültüründe epistemik bir temeli de olan mucize kavramsallaştırması adı altında da farklı perspektiflerin var olduğunu görmüş oluyoruz. Ya yani farklı düşünme biçimlerinin var olduğunu görüyoruz. Mesela İbn-i Sina da mucizeyi tamamıyla peygamberin melekeleriyle ilişkilendirir. Kelamcılar ise Allah'ın harikulade yarattığı bir harikuladelik olarak görürken mesela İbn-i Sina mucizeyi bütünüyle peygamberin nefs gücünden kaynaklanan bir etki olarak Hasan hocam, tasavvufa geçmeden ben izleyicilerimize sizin
konuşmanın sonunda sorularınızı ileteceğim demiştim de sıcağı sıcağına bu konuyla ilgili gelen soruları şimdi sorsam zannediyorum Olur. programın sonundan daha etkili olur diye düşündüm. İzniniz olursa izleyicilerimizin birkaç sorusunu okuyayım. Kelam ve fıkıh perspektifiyle Evet. alakalı. Neden Müslümanlar kelam ve fıkıh ilmini çağın sorunlarını ve kendi sorunlarını dikkate alarak yenileyemedi diye bir soru var. Osman Bey'in sorusu bu. Evet. Bu esasında Mutezile özelinde de acaba sorulabilir mi? Yani günümüzde bir ekol olarak Mutezile devam ediyor diyemiyoruz. Ya bunun sebeplerini sadece siyasette mi aramak gerekiyor acaba? Yok. Şimdi bir iki şey söyleyeyim. Bu çünkü özgür söyleyebileceğimiz bir şey. Şu. Bugün Osmanlı'nın son döneminde 19. yüzyılın 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında Mısır'da da öyle, Hindistan'da da öyle biliyorsun. Sir Seyyid Ahmet Han var mesela, Muhammed Abduh var, Seyyid Reşit Rıza var. İşte bizde Filibeliler var, değil mi? Bir sürü şeyler var. İzmirli'nin var mesela Yeni İlmi Kelamı falan. Kelam hareketinin içerisinde bir tecdit hareketi var. Olmadığını söyleyemeyiz. Mesela şeyin Abduh'un Kitab-ı Tevhid'i böyle bir şeydir ama şimdi çok uzun bir yanıt vermek gerekiyor soruya. Sadece şunu söyleyeceğim. Gazali'nin ve çok haklı olduğu bir şey var. Kelam diyor büyük ölçüde karşıtları reddetmek üzerine kurulmuş bir disiplin doğası itibariyle ve cedeli bir disiplin. Diyalektik bir disiplin. Savunmacı bir disiplin. Kelamın hakikati aramak gibi bir kaygısı olmadı der Gazali. Kelamın ana kaygısı hep düşmanları salmak. Anlatabildim. O Evet. yüzden Gazali haç yolundaki bekçilere Yaparsın. de benzetir biliyorsun kelamcıları. Bu yönüyle baktığınızda şunu söyleyebiliriz. Bugünkü yeni ilmi kelam da mesela onlar eski kelam kitaplarımız dehrileri eleştiriyordu, materyalistleri eleştiriyordu, naturalistleri eleştiriyordu, filozofları eleştiriyordu. Bugünkülerde İslam inanç esaslarını yine gündeme getiriyorlar. Akli temelle modern bilimden de yararlanarak gerekçelendiriyorlar. Bu sefer Marksizmi, Freudçuluğu vesaireyi reddetmek üzere kullanıyorlar. Yani disiplinin işlevinde bir değişiklik yok. Asıl sorun şu, Gazalici bakışla gidersek, eğer kelam İslam inanç esaslarının hakikatini tartışmak istiyorsa, savunmak değil de hakikatini tartışmak istiyor ise, projeksiyonunu kendi inançlarının üzerine çevirmeli. Kendi inançlarının tarihsel, sosyal, kültürel analizini ve eleştirisini yapma becerisi göstermelidir. Bunun yerine ben pozitivizmi eleştirerek ya da ben işte size söyleyeyim Marx'ımı eleştirerek ya da ben işte ne diyelim Freud'u eleştirerek yeni ilmi kelam yaptığınızı düşünüyorsanız çuvallıyorsunuzdur. Yani asıl olan şu, İslam'ın kendisine dönüp İslam'ın kendisinin tarihsel süren içerisindeki oluşum şartlarını falan irdelemeniz gerekir. Kelam savunma disiplini değil, tam tersine İslam'ın kendisi üzerindeki bir refleksiyona dönüşmelidir. İslam'ın kendisi üzerine bir refleksiyona. Eğer bunu, bak dikkat edersen, kelamın iki işlevi vardır. Genel olarak kelam, Yahudi, Hristiyan, İslam filozoflarını, işte maniheistleri falan reddetmeye çalışır. Ama ikinci bir işlevi vardır, mezhepsel işlevi. Eş'ari kelamı Mutezile ve Maturidi'yi reddeder. Maturidi kelamı değil mi? Diğerlerini reddeder. Kendi içlerinde de bir şey vardır. Ama hiç kimsenin aklına şu gelmez. Yani gerçekten İslam üzerine düşündüğümüzde, refleksiyonda bulunduğumuzda, İslam'ın tarihi serencamı üzerinde refleksiyonda bulunduğumuzda ne göreceğiz? Asıl sorun bu. İslam kendi üzerinde refleksiyonda bulunmuyor mu? Mesela ben eğer bir yeni kelamcı arayacaksanız, yeni İslam dünyasının yetiştirdiği en modern İslam kelamını revize etmiş adamın Fazlur Rahman olduğunu düşünüyorum ben.
Fazlur Rahman okursanız, örneğin Kur'an'da ana konuları okursanız, örneğin İslam isimli eserini okursanız, örneğin İslam dünyasında modernleşme hareketleriyle ilgili yazdıklarını okursanız, ki özellikle ana konularıyla Kur'an'ı okursanız, müthiş bir Kur'an üzerinde yeni bir refleksiyonda bulunulduğunu ve tarihi unsurlarını açık ve net bir biçimde analiz edip gösterdiğini ve tarihselliğin dışına çıkan unsurları bulup ortaya çıkartmaya çalıştığını görürsünüz. Olmadığını söyleyemem. Ha, şunu da söyleyeyim. Bugünkü gençlerin arasında yaygın olan İslam eşarilik ya da maturidilik ya da mutezile falan değil. Tamamıyla benim belki Fazlur Rahman şey yapabilirdi bu dediğimi hayatta olsaydı duysaydı bozulabilirdi bana ama ben bunları ne o mutezililik diye düşünüyorum. Daha rasyonelize olmuş ama bilimsel metodu da bir parça içselleştirmiş ve onunla din üzerinde refleksiyonda bulunuyor. Şimdi fıkıh konusu ayrı bir konu. İnanç başka bir şey. Fıkıh muamelat, uygulamaya dayalı. Demin söyledim ya, haberi vahid üzerine inanç kurulmaz ama kelamda. Haberi vahid üzerine fıkıh bina edilir, edilmiştir de. Şimdi fıkıh dediğimiz şey inançlar gibi değil. İnançlar bir değişmezlik alanı. İnançlar bir değişmezlik alanı. Yani bir Müslüman Tanrı'nın varlığına inanıyorsa inanıyordur. Yani o değişmez. İşte Tanrı'nın birliği değişmez. Ahiret inancı değişmez. Anlatabildim mi? Ama muamelata geldiğinizde, gündelik hayata geldiğinizde bunu biliyoruz. Müslümanlar önce Kur'an, sonra hadisleri derlediler. Yetmedi, icma doktrinini buldular. Yetmedi, kıyas doktrinini geliştirdiler, değil mi? Yani dini metni gündelik hayatımızı örmek için, bir fıkıh oluşturmak için. Yalnız şunu söyleyeyim. Teoloji sekülerleşmedi. Ama hukuk tamamıyla sekülerleşti modern toplumlarda. Ha, İslam fıkhında sekülerleşme eğilimi yok muydu? Valla maturidilik ve mutezile dinde var. İyi ve kötüyü bilen akılsa, şeriatsız iyi ve kötüyü aklımızla bilebiliyor isek, iyi ve kötü de akıl iyi ve kötüyü biliyor ve ona uymayı da zorunlu kılıyor ise, evet, seküler bir fıkıh geleneği oluşturulabilirdi. Zaten oluşturuldu da, sen de biliyorsun, örfi hukuk diye, İslam hukukunun bir parçası olarak ya da maslahat diye, sen de biliyorsun, kıyas diye, icma diye, icma dini bir şey değil ki, yani sonuçta beşeri yanılan otoritelerin, değil mi? Yanılabilir otoritelerin uzlaşısını temsil ediyor. Aslında seküler bir fıkıh sistemi var idi, oluşmuş idi. Ama o fıkıh sistemi çağın gereklerine kendisini uyduramadı. Uydursaydı zaten tüm sekülerleşirdi. Osmanlı mecelle denemesini yaptı. Hatırla, mecelleyi yaptı. Osmanlı baktı ki olmuyor, Kanuni Esasiyi çıkarttı. Yani bir anayasa, Batı tarzı anayasa çalışması yaptı. Yani yenileyemiyorsunuz. Çünkü arkadaş şöyle bir şey var. Beşeri değişken alanı dinin değişmez dogmalarıyla örmeye kalkıştığında iş tamamıyla değişiyor. Mesela Suudi Arabistan'da kadınların durumunu ele alalım. Taliban'ın kadınlara ilişkin durumunu alalım. İran'daki durumları ele alalım. Ayetlerin literal anlamlarına bağlı kalarak fıkhi uygulamalarla 7. yüzyıl Arap toplumunun gelenekleri ışığında neredeyse sizi oraya hapsetmeye çalışıyor. Yemediği için insanlar bunu aşıyorlar. Mesela bugün Türkiye'de gördüğüm benim önemli bir şey var. Mesela gençlere sizin fıkıh dediğiniz şeylerden okuyun onları. Gençlerin tümünü dinden uzaklaştırırsınız. Yani onlardan tatmin olmaz, rahatsız olur hatta. Hatta ben ilahiyatta hocalık yaparken ilahiyat öğrencileri de rahatsız oluyor. Bir kısmı en azından. O yüzden değişen alanı, değişebilir alanı dogmalarla örmeye kalkışırsanız dogmalar değişmeyeceğine göre
Ya toplumu durdurmanız gerekir, durduramıyorsanız toplum o dogmaları yerle bir eder, aşar gider. Dolayısıyla İslam fıkhında bir yenilenme diye bir olgudan söz etmek çok zor ama İslam teolojisinde bir yenilenmenin olduğunun farkındayım ben. Görüyorum, aslında siz de görüyorsunuz bence. Şöyle ya da böyle Türk toplumunun mesela inanç sistemi içerisinde inanma biçiminin kendilerini Sünni deseler de hiçbir Sünnilikle ilişkilerinin olmadığını, tamamıyla neo-mutezili diye nitelendirebileceğimiz bir yaklaşım tarzını temsil ettiklerini söylemek mümkün. En azından benim görüşüm bu gördüğüm. Hasan hocam bir soru daha okuyayım. Bu konuyla ilgili kelam düşüncesiyle ilgili stoacılığın ilk dönem kelam düşüncesi üzerindeki etkisi neydi diye sorulmuş. Aslında bu konuyla ilgili güzel bir kitap var. Stoacılığın İslam düşüncesi üzerindeki etkilerini ele alıyor. Daha çok da kelam üzerindeki etkilerini ele alıyor. Mesela doğuş öğretisi, işte bu şeyin içerisinde Aristoteles'e kadar geriye götürdüğümüz yine tabiat öğretisi. Mesela İslam kelamcılarında şeyi tanımlamak, bilgiyi tasavvur ve tasdik diye tanımlıyorlar. İslam felsefesinde de var biliyorsun bu tanımlama. Tamamıyla Aristoteles'in etkisi olmakla birlikte Stoa mantığında tasavvur ve tasdik tam Stoa mantığından gelen hususlar. Yani Stoacılığın bir etkisi var ama dolaylı etkileri var. Stoacılık, Revakiyun çok meşhur değil İslam kültürü içerisinde. Belki İslam felsefesinde Kindi'nin Risale-i Lidehül Ahsan gibi eserlerinde ya da siz söyleyin hayatın zorluklarına karşı metanet göstermek gerektiği gibi o öğretilerde daha fazla etkisi var. Ama dediğim gibi merak edenler bakabilir. Türkçe'ye yeni çevirdiler. Ben de yaklaşık 5-6 ay önce okumuştum Stoacılığı. Ama kelam üzerindeki etkisini çok abartmamak gerekir Stoacılığı. Çok nispi, cüz'i bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evet, tasavvuf hareketiyle ilgili bir soru var. Fakat bunu önce Bir söz edelim birkaç kelime. dinlememiz lazım. Tasavvuf çevresi. Tasavvuf çevresi tamamıyla farklı bir disiplin aslında. Demin söylediğim gibi. Gnostik gelenekle bağlantılı. Burada çok uzatmamak adına sadece birkaç böyle çok önemli bulduğum noktaya değineceğim. Epistemik olarak önemli bulduğum noktaya değinmeye çalışacağım o kadar. Şu, tasavvufçular genel anlamıyla baktığınızda kelamın epistemolojisine meydan okuyorlar. Kelamın epistemolojisine meydan okuyorlar. Tasavvufçulara göre gerçeğe akılla ulaşamayız. Akılla ulaşamayız. Neyle ulaşacağız? Aşkla ulaşacağız. Aşkla ulaşacağız. İlhamla ulaşacağız. Keşfe dayalı bir epistemolojiyle ulaşacağız. Ona bunlar müşahede diyorlar biliyorsun. Müşahede. Keşf, ilham, müşahede, ledünni bilgi gibi kavramlar kullanıyorlar. Tasavvufun İslam'ın fıkıh ve ilahi yasa olarak algılanışına ve kelamın rasyonel akıl yürütmelerine daha başından itibaren tavır aldığını biliyoruz. Mesela İbn Arabi fıkıhçılar için evliyaların firavunları diyor. Evliyaların firavunları deyişini kullanıyor. Yine onlar için Tanrı'nın iyi kulları içinden çıkmış deccaller diyor. Yani firavun da deccal de İslam kültüründe negatif sözcükler bildiğimiz gibi. Evet. Fıkıhçılardan Yine çektiğini de hiç kimseden çekmemiş İbn Arabi hocam. evet, kelamı Tanrı'yı delil ve akıl yürütmeyle bilmeye çalışması, halkın inancından ayrılması ve akli delillerin ilahiyatta insanı dinden uzaklaştırması gibi gerekçelere dayanarak reddettiklerini görüyoruz. Ben fikrimi söyleyeyim yine, yani çok uzatmadan. Tasavvuf, fıkıh ve kelam geleneğine bir meydan okumadır. Ve daha da ilginci,
bir üstü örtük isyandır. Daha da ilginci, şeriata bir isyandır. Şeriatı avam düzeyinde görüyorlar çünkü. Hakikat diye nitelendirdikleri o zahirin dışına çıkan, batına doğru yönelen, batınla birlikte anlam genişliği ve anlam zenginliği yaratmaya çalışan o teville bir akımla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii tasavvufun genel anlamıyla epistemolojisine baktığımızda vehbi bilgi diye nitelendirdiğimiz bir bilgiyi öncelediklerini söylemek mümkün. Size şöyle bir olay anlatayım, daha iyi anlayacaksınız. Bilirsiniz Fahrettin Razi Bağdat'a gelir. Herkes Razi'ye, çok meşhur bir kelamcıdır bilirsiniz. Herkes Razi'ye hoş geldin demeye gelir ama bir mutasavvuf gitmez. Bir mutasavvuf gitmez. Der ki şey dayanamaz Fahrettin Razi, onu ziyaretine gider. Gider gitmez de sorar. Kendini benden büyük mü görüyorsun der. Razi büyük bir adam. Döneminde de öyle. Yanıt vermeden mutasavvuf ona şunu söyler. Tanrı'yı neyle bildin der. Tanrı'yı neyle bildin? Der ki Fahrettin Razi, 99 delil düzdüm der. 99 delil düzdüm. Sufi ona der ki, yazık sana der. Demek ki 99 şüphen varmış der. Şimdi Sufi'nin tasavvufun akli, rasyonel yaklaşım tarzına bakışı olur. Tasavvuf bizi şöyledir. Bir seyri sülük içine sokmaya çalışır. Seyri sülüğün hedefi, ereği nedir diye sorarsanız, tensel olandan tinsel olanın, yani ruhun kurtarılmasıdır. Sanki ten bizim hakikate ulaşmamızı sürekli engeller. Şehvetiyle, öfkesiyle, duyularının sınırlılığıyla, aklıyla. Ne zaman ki nefsle ruh arasında da ayrı bir parça savuşçular biliyorsunuz. Ne zaman ki teni ve nefsi aşarız, bunu aşmanın yolu vardır. Usulü aşere derler biliyorsun. Usulü aşere, yani 10 merhale, işte sabır makamı, şükür makamı, tövbe makamı, inabe makamı falan gibi devam eder. Bu makamlara geçtikçe kişide bir de haller meydana gelir. Haller, hal derler onlara. Haller gelip geçici şeylerdir. İşte bu hallerden birisi de fenadır, bekadır, ilham almaktır, sadık rüyalar görmektir, var ya bunlardır. Keşfe çıkmak der kelamcı buna, şeyci buna, mutasavvuf. Seyri sülukla çeşitli merhalelerden geçerken insan ruhu çeşitli haller yaşar. İşte bu hallerle öyle bir hale gelir ki fena fillaha ulaşır. Yani Tanrı'da yok olur. Yine cem makamına ulaşır. Birleşme makamına. Bu tür değişler yüzünden şey şunu söyler. Kişi tenden ayrıldıkça sanki nirvana'ya doğru çıkıyoruz. Çeşitli haller yaşıyoruz. Bedenin esir tutsaklığından kurtuluyoruz. Bizatihi hakikatin kendisini müşahede etmeye başlıyoruz. Ya da bize hakikat kapıları, perdeler teker teker açılmaya ve bizzat hakikati görmeye, müşahede etmeye başlıyoruz. Bu yüzden tasavvuf keşfe dayalı bir epistemolojidir. Keşfe dayalı bir epistemolojidir. İlhama dayalı, ledünni bilgiye dayalı bir epistemolojidir. Bunun epistemolojisini ortaya koymak için Gazali'nin özellikle Er-Risaletül Ledünniye, tasavvufi bir eseri biliyorsunuz. Oradan bir deyişini size okuyayım uzatmadan. Anlayacaksınız zaten dediğimi. İlhamı inkar eden kimse, bilgi elde etme yollarını kavramamış, insan ruhunun ne olduğunu ve onun özelliklerini gizli ve sır
Burada Arapçasıyla okuyayım. Ben Türkçe'de işte galp ve melekut bilgilerini nasıl alabileceğini bilememiştir. Ona göre bilgi yalnız fıkıh, tefsir ve kelamdan ibarettir. Bunların ötesinde bir bilim yoktur. Bunlar da ancak öğrenme ve kavrama ile elde edilir. O halde tefsir bilimi nasıl öğrenilecek? Çünkü Kur'an her şeyi ihtiva eden bir okyanustur. Onun bütün manaları ve yorumlarının hakikatleri halkın elinden ulaşan o tefsir kitaplarında zikredilmemiştir. Aksine tefsir bilimi bu iddia sahibinin bildiğinden çok başkadır. Bu kimse hakikat yolundan uzaklaşmıştır. Bana öyle geliyor ki bilgiyi sadece fıkıh, kelam ve halka hitap eden tefsirden ibaret sayan bu adam bilgilerin bölümlerini, ayrıntılarını, derecelerini, hakikatlerini bilmiyor. Onun görünen ve görünmeyen yönlerinden de habersizdir. Cahilin bilmediği şeyi inkar etmesi adettir. Bu iddia sahibi hakikatin zevkini tatmamış. Hakikatin zevkini tatmamış. Ve ilhama ilişkin bilgiye el ilm el ledün diyor. Ledünni bilgiye bazen vehbi bilgi de denilir biliyorsun. Vakıf olamamıştır. O halde onu nasıl kabul etsin? Tasavvuf demin söylediğim mehallerden geçerken haller yaşardı. Bu hallerden bir tanesi de neredeyse Tanrı'yla birleşme, değil mi? O makama doğru çıkması, bizatihi müşahede etmesi. Fena billah, beka billah, değil mi? Cem, fark. Bu kavramları biliyoruz zaten tasavvufta. Gazali'yi dinleyelim yine. Mişkatül Envar. Yine bu tasavvufi bir eser. Ondan başka o olmadığına göre, Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına göre, yani ondan başka Tanrı olmadığına göre, ondan başka o da yoktur. Çünkü o işaret edilen şeyden ibarettir. İşaret ancak ona olduğuna göre artık bir başka o nasıl olabilir? Ne zaman bir şeye işaret etsek, gerçekte işaret onadır. Güneşin ışığına işaret, gerçekte güneşe işarettir. Var olan her şeyin ona nispeti görünüştedir. Gerçek kendisinden ibarettir. Tıpkı güneşin ışığında olduğu gibi. Gerçekte ışık, güneşten ibarettir. O halde la ilahe illallah, yani Tanrı'dan başka ilah yoktur kelimesi sıradan insanların tevhididir. Ondan başka o yok. La huve İlla hüve. Ondan başka o yok. Deyişi ise seçkinlerin tevhididir. Çünkü öteki sıradan, bu ise daha özel, daha kapsamlı, daha gerçek, daha ince bir sözdür ve sahibini tek birliğe, yalın tekliğe iletir. Varlıkların yükselişinin son noktası teklik. Çünkü bunun ötesinde başka merdiven yoktur. Çokluk kalkınca birlik gerçekleşir. Görelilik geçersiz olur, işaret ortadan kalkar. İşte bu makam en üst gaye ve arzuların son noktasıdır. Bunu bilen bilir, bilmeyen ise yatsır. Bu bilgi sadece Tanrı'yı doğrudan, yani aracısız müşahede edenlere verilmiş olan özel mahiyette bir bilgidir. Gazali El-Mişkat'ın bazı yerlerinde öyle bir noktaya getirir ki sizi, öyle bir nokta. Burada nokta daha konuşursam beni artık şeriatın tamamıyla dışına atarlar demeye çalışır. Dolayısıyla ben tasavvufta gnostik gelenekte şöyle diyeyim. Nasıl bunu felsefi olarak şöyle anlatayım sana. Şöyle anlatayım. Olağan epistemolojide bilgi özne nesne ilişkisinden türer. Özne ve nesne vardır karşısında. Değil mi? Özne ve nesne ikili. Özne nesneyi algılar, nesnenin kavramını oluşturur, nesneye ilişkin önermeler oluşturur, onun üzerinde akıl yürütür. Ama nesne daima öznenin dışındadır. Tasavvuf
Tasavvuf, özne nesne ikiliğini aşmaya çalışan bir epistemoloji sunmaya çalışır. Ne demektir bu? O yüzden zevk der, hal der, ittihat der, fena der, beka der. Bütün götürdüğü şey şudur bize. Bir şeyi bilmek demek, o şeyle hemhal olmak demek. Yani o şeyle aranızda özne nesne ikiliğinin kalkması demek. Bizatihi bu İslam felsefesinde faal akılla ittisal var ya, ona benziyor. Faal akılla ittisal olduğunda özne nesne ikiliği ortadan kalkıyor. Hani İslam felsefecileri diyor ya, şöyle diyorlar ya. Alim malum bir ve aynı şey haline geliyor. Ya da akıl, akil ve makul bir ve aynı şey anlamına geliyor. Tasavvuf, İslam kültüründe dualizmi yıkmaya çalışan, özne nesne dualizmini yıkmaya çalışan ilginç bir disiplindir. Hani biraz şey söyleyeyim, modern epistemoloji terimleriyle söyleyeyim. Hem varoluşçular, hem siz söyleyin pragmatistler, hem post yapısalcılar ve postmodernistler dikotomilere saldırırlar. En büyük dikotomi özne nesne dikotomisidir. Onu aşmaya çalışırlar. İslam kültüründe sadece İslam'a ait değil tabii. Mistik hareketler eskiden beri bunu yapmaya çalışırlar. Bir şeyi bilmek için o şeye benzemeniz ya da o şey olmanız gerekir. O yüzden çok ilginç bir kitap okumuştum. Kömürcüoğlu, şey daha Kömürcüoğlu'ydu herhalde. Logos'taki Mitos diye. Eski Yunan'dan itibaren Tanrı'ya benzemek, Tanrı'nın ahlakıyla ahlaklanmak, Tanrı gibi olmak söylemlerini irdeleyip onun İslam kültüründeki yansımalarına da değinen bir çalışma yapmıştı. Ben çok beğenerek okumuştum. Bana düşündürdüğü o olmuştu. Mesela İslam dünyasında tasavvuf dediğim gibi özne nesne ikiliğini ortadan kaldırmaya çalışarak, ancak fena fillah olursak, ancak beka fillah olursak, ancak ceme ulaşırsak, ancak vahdete ulaşırsak, vahdeti vücut diyorlar ya zaten, vahdete ulaşırsak, ya da Mevlana'nın şeyiyle söyleyeyim, şebi aruz dediği, değil mi? Yerdeğe girmek. Ya da onların kullandığı başka metaforu kullanıyordum. Aşıkla maşuğun ikisini kendilerini bir ve aynı şey saymaları gibi. Yani aşığın maşukta, maşığın aşıkta hemhal olması gibi birliğe ulaşınca hakikati elde edebileceğimizi söylerler. Bu yüzden tasavvufun epistemolojisi, demin söylediğim gibi, keşfe dayalı bir epistemolojidir. Ledünni bilgiye dayalı, vehbi bilgiye dayalı bir epistemolojidir. Onlar o yüzden dikkat edersen aynel yakîn ve hakkal yakîn derler, değil mi? En son Evet. gittiğimiz yer ne? Marifetle değil. Marifet özne nesne ilişkisini getirir hala. Aynel yakîn ve hakkal yakîn. O kadar ileriye doğru gidiyorsunuz ki. Aynı demek. O şeyle öz biliyorsun. Aynı şey olmaya bizi götürüyor. Aynı hakikat olmaya bizi götürüyor. Böyle bir epistemoloji var. O yüzden boşuna tasavvufçuların başı belaya girmemiş. İşte Enel Hak diyen şey, Gazali mesela şunu sorar, biraz sünnileştirir tasavvufu da, ama şöyle der. Elinde kadehle ilgili bir örneği vardır Gazali'nin. Kadeh mi Tanrı, evrenle Tanrı'yı anlatmaya çalışırken verdiği örnek. Kadeh mi şarap, şarap mı kadeh diye sorar. Ve Hallacın yanılgısının
şarapla kadehi bir ve aynı saymak olduğunu düşünür, iddia ifade eder ve devam eder kendisi. Sanki şarap kadeh, sanki kadeh şarap der. Sanki. Tek nüans sankidir. Ama demin okuduğum metinde de La ilahe illallah diyor, avamın tevhididir. La hüve illa hüve, ondan başka o yok. Yani ondan başka işaret edilecek bir varlık yok. Bu da diyor seçkinlerin tevhididir. Gazali tasavvufçularda olduğu gibi Tanrı'yı kozmolojik kanıtlarla bilmeye çalışmanın, mesela hudus kanıtı gibi ya da imkan kanıtı gibi, fark üzerinden Tanrı'yı kanıtlamaya çalışan şeyler olduğunu düşünüyor. Farktan yola çıkan kanıtlar. Oysa der, bunlar avama ait. Vahdet-i vücudu, yani varlığın birliğini kavradığınız andan itibaren fark ortadan kalkar. La ilahe illallah fark üzerinden bir tevhiddir. Ama birlik üzerinden tevhid ortaya koyacaksanız la hüve illa hüve demeniz gerekir. Son sözüm olsun. İslam kültüründe tasavvuf, bana sorarsanız, şer'i kavramlar kullanarak şeriatı aşmanın, bireysel mistik bir din oluşturmanın en ilginç versiyonudur. En ilginç versiyonudur. Ama tekrar söylemek gerekirse İslam uygarlığının, tasavvuf, İslam uygarlığının, sanatının, yani edebiyatının, yani şiirinin, yani müziğinin, yani dansının, semasının köküdür. Bugün bir İslam edebiyatı varsa bunu büyük ölçüde kime borçluyuz? Tasavvuf musikisi, tasavvuf edebiyatı dediğimiz şeye borçluyuz. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet, son istersen o soruyu ne sormuştu bilmiyorum. Tasavvufla ilgili sorduğum soru neydi? Evet Hasan hocam, biraz önce söylediğinizi şöyle yeniden bir etraflıca tespit etmek anlamında. Kur'an-ı Kerim'de bilginin dereceleri ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İlmel Evet. yakin işiterek, aynel yakin görerek, hakkal yakin yaşayarak edinilen bilgi. Bu anlamda Tanrı'nın bilgisi mutasavvıflar açısından hakkal yakin, yani bizzat yaşayarak tespit edilen bilgi Aynı anlamına dış geliyor. dünyalar olmak demek aslında. Aynı dış dünyada ayan beyan diyoruz ya, bugün de kullanıyoruz. Evet. Tabii görmekle de ilişkili. Yani sorunun cevabını esasında kısmen verdik de yine de okuyayım, dile getirmiş olalım. Tasavvuf hareketi bir açıdan geleneksel İslam'ın teori ve pratiğinin kişi vicdanında yer bulamayan hoyrat tarafını yumuşatma hareketi anlamında yeni bir teoloji inşa etme çabası olabilir mi? Şeklinde Söyledim soru. zaten. Söyledim Evet. zaten. Evet. Tam bireysel bir din inşa etme. Hatta bana sorarsan şeriatı batın yorumlarla, değil mi, bir parçada aşmaya çalışma. Bugünkü insanlara tuhaf geliyor ama mesela Mesnevi'nin başında Mevlana, bütün bunlar bana ilhamla yazıldı diyor. Yani anlatabildim mi? Hepsini ilham aldım falan diyor. Dolayısıyla tasavvuf kültürü farklı bir kültürdür. Tasavvuf kültürünün kendi içerisinde iç dinamikleri vardır. Tasavvuf kültürü demin söylediğim gibi kelam ve fıkıh daha çok camidedir. Ama tasavvuf tekkelerdedir, zaviyelerdedir, dergahlardadır. Önemli bir kültür hareketidir aynı zamanda. Önemli bir sanat hareketidir. Önemli bir edebi harekettir. Felsefi yönleri olan da bir harekettir. Bunu açıkça deklare etmek isterim. Evet, üçüncü temel Son aşamaya İslam felsefesine geçebiliriz artık hocam. felsefesine baktığımızda, ben İslam felsefesinde çok uzatmayacağım bile. Tasavvuftaki gibi biraz kısa keseceğim. Çünkü şunu söyleyeyim. Kelamın epistemolojisinin çok bilinmediğini düşünüyorum ben. Yani fıkıh ve kelam epistemolojisi var ya İslam kültüründe. O yüzden onu çok fazla aşmaya çalıştım. İslam felsefesi çalışanlar daha fazla var. İslam felsefesinin epistemolojisiyle ilgili çok daha fazla bilgi var açıkçası.
literatüre baktığınızda, Kindi'de bilgi teorisi, Farabi'de bilgi değil mi? İbn Sina'da bilgi teorisiyle ilgili çok fazla metin bulmanız mümkün Türkçe'de. İslam kültüründe felsefe hareketleri, Yunan tarzı düşünce hareketleri, baştan söyledim, üç başlıkta ele alıp kısaca söylemek mümkün. Bunlardan birisi tabiatçı hareket, tabiatçılar, naturalistler. Yani Gazali naturalistlerle Dehriler ayırıyor ama ben İslam dünyasında Tanrı'yı reddeden bir adamla karşılaşmadığım için naturalist demek gerektiğini düşünüyorum ikisine. En ilginç örneği sanırım İbn Arabendi ile bu Bekir Zekeriya Razi. Yani bu tabiatçı düşünürlerinden ilginç örneği. Bunların vahiy eleştirisi yaptıklarını biliyoruz. İki, epistemolojiyi akıl temeli üzerine kurduklarını görüyoruz. Yani bizi hakikate götürenin akıl olduğu inancını ön plana çıkartıp yaygınlaştırmaya çalıştıklarını görüyoruz. İstersen çok ilginç olduğu için Razi'nin akılla ilgili olarak söylediği bir pasajı yine buradan aktarabilirim. Belki şey olabilir, ilgi çekici gelebilir. Şöyle diyor Razi: Tanrı aklı bize kendisi aracılığıyla şimdi ve gelecekte bizim gibilerin tözlerinde bulunan her türden yararı elde etmemiz için verdi. Akıl, Tanrı'nın bizdeki en büyük, bizim için en yararlı ve en değerli nimetlerdendir. Biz akıl aracılığıyla ondan yoksun olan hayvanlardan üstün kılındık. Hayvanlara sahip olup onları idare ettik. Bize ve kendilerine yararı dokunacak biçimde kullandık. Yine akıl aracılığıyla bizi yükselten, yaşamımızı güzelleştiren ve tatlılaştıran şeylerin tümünü elde ettik. Bütün gayelerimize, isteklerimize ve hedeflerimize akılla ulaşırız. Akıl sayesinde bizleri denizlerle ayrılmış uzak yerlere ulaştıran gemilerin yapımını ve kullanımını öğrendik. Bedenimizde birçok yararı olan tıbbı ve bize faydası dokunan diğer sanatları akıl sayesinde ortaya koyduk. Bizden gizlenmiş ve bizim için sır olan anlaşılması güç ve zor sorular onun vasıtasıyla idrak ettik. Dünyanın ve göklerin şeklini, güneş, ay ve diğer yıldızların büyüklüklerini, uzaklıklarını ve hareketlerini akılla öğrendik. Akılla elde edilmesi en faydalı olan ve idrak edilecek en büyük şey olan Tanrı'nın bilgisine akılla ulaştık. Kısacası, aklın yokluğunda durumumuzun hayvanlar, çocuklar ve delilerin durumu gibi olacağı açık. Aklın değeri, yeri ve önemi böyle olduğu için bizim onu sahip olduğu bu yüksek rütbe ve dereceden aşağı indirmemiz, yargılayan iken yargılanan, övülen iken yerilen, uyulan iken tabi olan durumuna düşürmemiz doğru olmaz. Aksine tüm işlerimizde ona başvurmalı, ona dayanmalıyız. İşlerimizi onun gerektiği biçimde yapmalı ya da yapmamalıyız. Gördüğüm gibi epistemolojinin mihenk kavramı, ana kavramı çok ilgi çekici bir şekilde akıl. Bu antik Yunan'dan beri gelen bir yaklaşım tarzının da aslında bir devamı. Biliyorsun, antik Yunan'da duyular sanısal bilgi verir. Duyu çünkü zaman ve mekana aittir, tekile özgüdür ve duyu sanı bilgisi verir. Gerçek bilgiye öznerin bilgisidir bu. Gerçek bilgiye öznerin bilgisi, doğanın bilgisi ya da formların bilgisine ancak akıl aracılığıyla ulaşabiliriz. Platon'da ideaların bilgisi akıl aracılığıyla elde edildiği gibi Aristoteles'in formlarının bilgisi de akılla elde edilen bilgidir. Dolayısıyla genel geçer, evrensel, değişmez bilgileri ancak neyle elde edebiliriz? Akılla elde edebiliriz. Antik Yunan'ın ana görüşü bu idi. Duyuların gösterdiği değişim dünyası, duyuların verdiği bilgi sanal bilgidir. Gerçek bilgi
akla dayalı bilgidir. Ben Ebu Bezzekeriya Razi gibi bir adamın tıp bilimini ele alırken tıbbı da akılla kurduğumuzu söylemesi, astronomi bilimini akılla kurduğumuzu söylemesini şaşırtıcı buluyorum açıkçası. Çünkü tıp deneysel bir bilimdir. Astronomi de tümüyle gözlemsel bir bilimdir temeli en azından. Temeli en azından gözlemsel bir bilgidir. Yine biz biliyoruz ki Ebu Bekzekeriya Razi'nin tıpta gözleme değil mi? Önem verdiğini sık sık söyleniyor ama kendi metinlerinden epistemolojisine baktığınızda duyusal bilginin sanal bilgi, hakiki olmadığını, asıl bilginin, asıl hakiki bilginin akılsal bilgi olduğunu söylediğini ifade ettiğini görüyoruz. Dini eleştirirken de Ebu Bekzekeriya Razi, dindeki dini metinlerdeki şeylerin büyük ölçüde duyudan kopmamış, duyuyla bağı olan vehim ve hayal gücüne bağlı bir bilgi olarak sunar, avama özgüler, çocuklar ve kadınlar falan diye, ancak gerçek bilginin duyusalı bütünüyle aşan salt akılsal bilgi olduğunu söylemeye çalışır. Aslında şeye bakalım, mesela Meşrei harekete bakalım, yani Kindi, Farabi, İbn Sina geleneğine bakalım. Orada da ilgi çekici bir biçimde biliyorsun insanın nefsiyle ilişkilendirilmiş daha çok bilgi. Nefs, Platon ve Aristoteles'ten de yola çıkarak bir yetiler psikolojisi şeklinde sunulmuş. Ben sadece şeyle ilgili epistemik yetilere bakalım. Bakalım istersen. Epistemik açıdan baktığınızda iç ve dış duyularımız var. Beş dış duyu, beş tane iç duyu var. Bir de bunun dışında akıl dediğimiz bir yetimiz var. Pratik ve teorik akıl şeklinde. Genel anlamıyla baktığınızda Meşrei filozoflarda iki tür şey görüyorum ben, epistemoloji görüyorum. Birincisi, demin söylediğim gibi psikolojilerinin içerisinde ortaya çıkan epistemoloji. Yani insan nefsinin bilici yetileri, biliyorsun yapıcı yetileri de var. Bilici yetileri dediği iç ve dış duyular, iç ve dış duyular ve pratik ve teorik aklı. İstersen İbn Sina örneğinden, çünkü en büyük üstadlardan birisi İbn Sina. İbn Sina örneğinden sadece örneklik etsin diye birkaç şey söylemeye çalışayım. Biraz da İbn Sina'nın kendisine bağlı kalarak söylemeye çalışayım. Bir de İslam filozofların, Meşailerin mantık içerisinde tartıştıkları bir epistemoloji daha var. Bir, psikoloji içerisindeki psikolojide bilgi nasıl meydana geliyor? Bunu ele alıyor. Mantık ise biliyorsun çıkarım yöntemlerini daha çok ele almaya çalışıyor. İbn Sina'ya baktığımızda idrak yetilerimizi dış ve iç idrak yetisi olarak ikiye ayırdığını görüyoruz. Dış idrak yetisi dokunma, tat alma, koklama, işitme, görme olarak beş duyu. Dış duyular sayesinde nesnelerin formlarını, suretlerini algılıyoruz. Böylelikle ilk soyutlama işlemi duyularla başlamış oluyor. Bu soyutlama işlemi iç duyularda artarak devam ediyor. Ayrıca bu formlar iç duyularda ayrılmaya ve değerlendirmeye tabi tutuluyor. Gelecekte kullanılmak üzere iç duyularda da saklanıyor. İç duyularda ikiye ayrılıyor İbn Sina'ya göre. Duyulur nesnelerin formlarını kavrayan ve koruyan duyular. İkincisi, duyulur nesnelerin anlamlarını kavrayan ve koruyan duyular. Bu dış duyular gibi beş iç duyu var. Bunlar ortak duyu, yani el his el müşterek diye nitelendirdiğimiz şey. Musavvira ya da hayal yetisi ondan sonra. Tehayyül yani, mütehayyile dediğimiz şey. Kuruntu yetisi var. Vehim diyoruz ya. Vehmiye dediği şeyle el vehmiye ya da el mütevehhime dediği şey. Bellek ya da anımsama yetisi var. El hafıza, ez zakira dediği şey.
Ortak duyu beynin ön tarafında yer alıyor. 5 dış duyudan algılanan formlar buraya iletiliyor. O formları ayırt ediyor ortak duyu. Aralarında ilişkiler kuruyor ve onları çağrışım sırasında da kullanıma sunuyor. Hayal yetisi beynin ön girdisinin arka bölümünde bulunuyor. Duyum izlenimlerini 5 duyudan alıyor. Duyulur nesneler yok alması halinde de onları koruyor ya da muhafaza ediyor. Hayal yetisi ortak duyu gibi bir yargı yetisi değil. Hayal gücü beynin solucansı oluşumunun yanında orta girintisinde yer alıyor. Yargıda bulunmadan anlamları ve formları birleştirme ve ayrılma işlemlerini yerine getiriyor. Bu yetiyi insan aklı kullanınca düşünme yetisi, hayvansal nefsi kullanınca ise hayal gücü adını aldığını görüyoruz. Bu yeti ayırma, birleştirme işlemlerinin yanı sıra suretleri ve anlamları alıkoyarak iki yüzlü insan, fil biçimli insan gibi gerçekle ilgisi olmayan hayali yetiler de üretiyor. Hayal gücünün bu işlevi onun gerçekleri bir takım simgelerle anlatmasına da yol açıyor. Bu yeti uykuda, hastalıkta ve korku hallerinde egemen oluyor. Çoğu kez gerçek dışı görüntülerin algılanmasına yol açtığı halde peygamberlerin ve uykuda olanların durumunda gerçekle ilgili görüntüler de elde etmesini sağlayabiliyor. Bu durum tehayyül ve düşünceye bağlı bir nedenden ileri gelebileceği gibi İbn Sina'ya göre göksel bir etkiden de meydana gelebilir. Bazı insanlarda hayal gücü doğuştan çok güçlü. Bu güçlü yetiye sahip olanlar başkalarının uykudayken gördüklerini uyanıkken de görebiliyorlar. Nesneleri ve olayları oldukları gibi algılayabiliyorlar. Bu kimseler çoğu kez baygınlık türkünden bir halde geçiriyorlar. Yine çoğu kez bu kimselere bir hayalin görünmesi ve bu hayalin kendilerine işiten sözlerle seslenildiğini imlemesi de söz konusu olabiliyor. Yani peygamberliği hayal yetisine bağlıyor. Buradan hemen anlaşılıyor. Rüyayı da öyle. Kuruntu yetisi beynin orta girdisinin sonundadır ve tikel duyularda bulunan duyulur olmayan anlamları kavruyor. Anlamların kuruntu yetisindeki oluşumu, anlamların ve niteliklerin kavranması, tanrısal rahmetten herkesin üzerine akan ilhamlar ve deneyimler oluyor. Bellek ve anımsama yetisi ise beynin arka girintisinde bulunuyor, anlamları kavruyor ve bilinçte yok olduktan sonra şeyleri yeniden bilince geri kazandırıyor. İşte bu iç ve dış yetiler sayesinde hayvansal nefs düzeyinde, yani duyulur düzeyde, çünkü hayvanlar duyusal düzeydiler çünkü, en yüksek düzeyine soyutlama iç duyular aracılığıyla, dış duyulardan gelen suretler iç duyularda işlenerek daha soyut hale getiriliyorlar. Ama anlamların ve suret hala duyularla ilgili olduğu için bunlar tikellerle ilişkilidir ve hala bilgi oluşmamıştır sanıdır. Bilginin oluşması için İbn Sina'ya göre insan aklının devreye girmesi gerekir. İnsan aklıyla ilgili İslam filozofları iki ayrım yaparlar Aristoteles'ten yola çıkarak. Teorik ve pratik akıl. Teorik akıl bilim yapma, felsefe yapma yetimizi. Pratik akıl ise ahlak ve siyaset gibi iyi, güzel, çirkine dönüp bilgilerimizi ifade eder. İnsan aklına baktığında maddesel akıl, meleke halinde akıl, mesela şeyde beyani akıl var, biliyorsun Kindi'de araya sokmuş, kazanılmış akıl ve fiil halde olan etkin akıldan söz edilir. Mesela şöyle söyleyeyim, yetenek halde akıl küçük çocuklarda gördüğümüz gibi. Mesela henüz yazı yazmıyor ya ama yazma yeteneği var, kuvve halinde diyorlar. Bazen maddi akıl da diyorlar. Yeteneği var. Kazanılmış akıl haline gelmesi için ne yapması gerekir? Çocuğun yazmayı öğrenmiş olması gerekir. Artık dilediği anda yazar. Fiil halde akıl ise hiçbir kuvve ve gizlilik içermeyen, sürekli faal olan akıl.
İnsan aklının gerçeğe ulaşması için alt düzeyde başladık. Duyularla şu kalemin bilgisini elde etmeye başlayacağım. Bilgi ancak kalemin suretini elde edersem gerçekleşecek. Duyularım tekili ait bunun rengine, kokusuna, bunun suretini alıyor. İç duyulara aktarıyor. Ortak duyu gibi, bellek gibi, hayal gücü gibi, değil mi? Mesela hafızamda duruyor. Bu bir tür soyutlama ama hala ne düzeydeyiz? Tekillik düzeyindeyiz. Bilgi nedir? Tümelin elde edilmesiydi. İşte burada insan aklına duyular vasıtasıyla gelen bu bilgilerin etkin akıl aracılığıyla ilişki kurularak aydınlatılması sonucu gerçek bilgi elde eder, ortaya çıkar. Tabii bir duyulardan gelen bilgiler vardır, soyutlanarak akla ulaşan, henüz bulanık haldedir onlar. Bir de insan zihninin yapısından kaynaklanan evveli, fıtri bilgiler vardır. Bunlar da gizli haldedirler. Ancak akıl bunları, etkin akıl bunları aydınlatırsa, etkin akılla ilişki kurulursa bunlar gerçek bilgi haline gelebilirler. Bu yüzden İslam felsefesinde bilgi söz konusu olduğunda etkin akıl kavramsallaştırması merkezi bir rol oynar. Etkin akıl aynı zamanda ruh, erruh, erruhul kudüs, erruhul emin gibi adlarla da anılır. Ay küresinin aklıyla ilişkilendirilir ve Cebrail meleğiyle de özdeşleştirilir. Etkin akıl kişinin aklını aydınlatırsa kişi filozof olur. Etkin akıl kişinin muhayyile yetisini, hayal gücünü aydınlatırsa kişi peygamber olur. İslam filozofları böylelikle epistemolojisinde vahye de bir yer ayırmaya başladıklarına tabi konuyorsunuz. Etkin akıl o kadar önemli bir kavramsallaştırma ki Aristoteles'ten gelen bir metaforun daha Kindi'den itibaren Farabi gibi düşünürler tarafından sık sık kullanıldığını görüyoruz. Şunu diyor yani. Etkin akıl güneşe benzer. Güneş nasıl görülebilir nesnelerin, karanlıkta göremiyoruz ya, aydınlatması sayesinde o nesneler görünür hale geliyor ise, tıpkı bunun gibi etkin akıl insan aklını aydınlattığında gerçek bilgi, gerçek şey ortaya çıkar. Farabi'den okuyayım mesela. İnsanda etkin aklın yeri göz karşısında güneşin aldığı yere benzer. Güneş göze ışık verir. Böylece göz güneşten aldığı bu ışıkla bil kuvve görücü iken bil fiil gören olur. Gene bu ışıkla göz bil fiil görmeye neden olan güneşin kendisini de görür. Bil kuvve görülen renkler gene bu ışıkla bil fiil görülen renkler olur. Bil kuvve olan göz de bil fiil göz olur. Aynı şekilde etkin akıl insana düşünme gücünde tasarladığı bir şeyi kazandırır. İşte bu şeyin düşünen nefse gördüğü iş, ışığın gözden yana gördüğü işe benzer. Yine bu şeyle düşünen nefs etkin aklı bilir, bil kuvve düşünülür olan şeyler etkin akılla ilişkili hale gelince bil fiil düşünülür olur. Burada sadece şunu söyleyeceğim ve kapatacağım. İşraki filozoflar, yine dikkat edersen bir şey var. İslam, Farabi gibi Sina geleneğinde, Meşrailer'de yine insanın nesneye yönelmesi, nesnenin formunun alınması, iç ve dış duyular tarafından işlenmesi söz konusu. Ama nihai soyutlama etkin aklın aydınlatmasıyla gerçekleşiyor. Başında bir şey söyleyeceğim. İşraki felsefe bu koşulları da ortadan kaldıracak. Bu koşulları da ortadan kaldıracak. Sadece İbn-i Bacce ile ilgili İbn-i Tüfeyl'in aktardığı bir metinden söyleyeceğim.
ilginç olduğu için. Gerçi Suhreverdi'nin Suhreverdi Maktun'un Hikmetül İşrakına da bakabilir okuyucular. Orada bilginin tamamıyla bir ilham olarak bedenden ayrıldıkça, maddeden uzaklaştıkça, melekut alemine doğru seyr-i süluka çıktıkça tasavvuflarda olduğu gibi hakikatin bir anda kendisine yansıdığını, hakikati bir anda müşahede ettiğini söylemeye çalıştığını görüyoruz. Diyor ki yani şey dünyadan ele tek çeker, riyazat yapar, mücadele içerisine girersek, tensel olandan tümüyle koparsak o zaman diyor bu meşrailerin yarıda bıraktıkları kaldıkları o var ya etkin akıl. Ona yarı buluyor onları. Daha ileri bir aşamaya gitmiş. Etkin akılla iktisale ulaşmış ve hakikati bizatihi almış oluruz diyorlar. Şimdi daha çok şey söyleyebiliriz de çok uzadı. Burada şunu söyleyeceğim. Üç büyük episteme var. Kelam, fıkıh epistemesi, episteme diyorum işte artık. Tasavvufi episteme var. Bir de felsefi episteme var. Farkları var. Kelam akıldan söz etse de teolojik düzlemde kullanır. Değil mi? Teolojik düzlemde kullanır. Tasavvuf aklı tamamıyla bir kenara bırakmış, keşfe dayalı bir epistemoloji ortaya koymuş. İslam şeye baktığınızda, felsefeye baktığınızda farklı vurgular olsa da aralarında yine aklın merkeziyleştirildiğini söylemek. Sanki ilk bakışta kelamcılarla filozoflar arasında bir yakın bağ var akla vurgu açısından. Kelamcıların aklı, mutezilerin istisna edersek, mutezi istisna edersek, aklı yürütme ve akli inceleme bilgiyi zorunlu kılmaz. Ancak Tanrı bilgiyi bizden atması gerekir, yaratması gerekir. Tasavvufa göre seyr-i süluka gittiğimizde müşahede ederiz ya da Tanrı bize ledünni olarak o bilgiyi verir. Meşayih filozoflara göre etkin akıl aklımızı aydınlatırsa hakiki bilgiyi elde ederiz. İştaki filozoflara göre hakiki bilgiyi elde etmek demek tensel olandan tümüyle uzaklaşıp bir seyri süluğa çökmek demek. Ben Toshiko Izutsu diye bir adam vardı biliyorsun. İslam tasavvufu üzerinde falan çalışmaları olan bir Japon. Çok da entelektüel bir birikimi de var. Şöyle bir cümle okumuştum onda. Gazali kelamla tasavvufu uzlaştırırken bir zorluk çekmemiş olmalı. Önce kavramakta çok zorlanmıştım bunu. Ama sonra anladım ki İslam kelamındaki sürekli yaratma öğretisi, sürekli yaratma, anlık yaratma öğretisi, bilgiyi de Tanrı anlık olarak yaratıyor. İslam tasavvufçularında sürekli tecelli öğretisi, sürekli tecelli etmesi, bilgi de tanrısal bir tecelli. Buradan yola çıkarak İbn Rüşd'ü biraz ayrı bir yere koyuyorum ben. İbn Rüşd biraz farklı şeyler söylüyor. İbn Rüşd'ten yola çıkarak İbn Sina ile ilgili söylediği şeyi söyleyeyim. İbn Sina diyor felsefeyi öldürdü. İşraki felsefeye yöneliyor ya İbn Sina. Tamamıyla tasavvuf haline getirdi diyor. Kelamcılara da ödün verdi diyor. Kelamcılara da ödün verdi diyor. Gerçekten de Farabi, İbn Sina özellikle İbn Sina'da bütün bilginin Tanrı'dan bize feyz eden, akan bir etkin akıldan daha doğrusu akan bir şeye dönüştürdüğüne tanık oluyorsunuz ki bu hakikaten İbn Sina şey İbn Rüşd'ün de dediği gibi insan cehdini, insan gayretini, insan emeğini bilgide tümüyle yok sayan bir bakış açısına doğru götürüyor bizi. Ve diyor kelamcılara ödün verdiği için aslında felsefeyi İbn Sina İslam dünyasında yıktı diyor. Bu İbn Rüşd'ün kendi çıkarımı. Benim hocam Mehmet Dağ da İslam dünyasında felsefeyi yıkan kişinin, yok eden kişinin tuhaftır.
İbn Sina olduğunu söylerdi hep. Çünkü İbn Rüşd'ün Tehafütü'nü de çevirmişti biliyorsun o. Tehafütü'nü de çevirmişti. Yıllar sonra İbn Rüşd'ün ve hocamın haklı olduğunu ben de gözlemliyorum. Böylelikle şunu görüyorsunuz. Ana akım kelam, ana akım kelam, ana akım tasavvuf, ana akım felsefe, biri bilgiyi Tanrı'nın yaratmasına, sürekli yaratmasına, biri bilgiyi Tanrı'nın ilham etmesine ya da tecelli etmesine, öbürü ise bilgiyi büyük ölçüde etkin aklın bizi aydınlatmasına bağlı. Yani bilgi hep gökte aranıyor. Burada bırakalım diye düşünüyorum. Yani mesajımı vermiş oldum. Burada bırakalım. Evet. Tabii istisnaları var. İbn-i Rüşd farklı bir opsiyondur. Mesela Ebubekir Zekeriya Razi farklı bir opsiyondur. Mesela kelam geleneği içerisinde Mutezile'de Muammer bin Abdülhamid Sülemi gibi farklı insanlar var. Onlara bir şey demiyorum. Ana eksen, ana damardan söz ediyorum. Ana damar akım, yani belli biliyoruz. Eşarilik ana kelam ekolü olmuş. Değil mi? Tasavvufa baktığınızda bizim ana akım tasavvuf dediğimiz şey ki Gazali onu kullandım zaten. Gazali'nin meşrulaştırdığı biçimiyle o tasavvuf. Ana akım felsefe deyince de akla meşayiler geliyor bildiğin gibi. Ana akım bunlar. Hasan hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum ben. Bir hayli de yoruldunuz. Sorular Yoruldum. vardı ama soruların yani sadece bir tanesini sorayım. O da son cümlemiz olsun. İzleyicilerimizin affına sığınarak vakit epey geçti. Fatih Gökhan Bey'in sorusunu okuyayım. Farabi'nin Muhayyile ile yaptığı açıklamalarını Hazreti Muhammed'in bilgi anlayışına uygunluğu açısından nasıl yorumlar hocamız diye sormuş. Yani şimdi Farabi'nin peygamberlik teorisi aslında ilk kez biliyorsun peygamberlik teorisi ilk kez Kindi'de ortaya çıkıyor. Kindi'de fantasya yetisiyle ilişkilendiriyor biliyorsun Kindi'yi. Fantasya yetisi ve etkin akılla ilişkilendiriyor. Farabi o doktrini geliştiriyor ve son şeklini İbn Sina'nın verdiğini görüyoruz. Doktrinin kökenine gittiğimizde antik kökleri konusunda belirsizlikler var. Çünkü antik Yunan'da biliyorsun şey yok. Peygamberlik diye bir şey yok antik Yunan'da. Antik Yunan şeyinde, geleneğinde yok. Ama Aristoteles'te mesela rüyalar fantasya yetisiyle ilişkilendirilmiş, rüyaların kehanet işlevi falan tartışılmış ama Aristoteles rüyaların kehanet işlevini genelde kabul etmemiş bildiğin gibi. Yani onu kabul etmemiş. Bildiğimiz yine Isidoros gibi insanların rüyaların yorumuyla ilgili kitaplar yazdıkları Arapça'da çevrilmiş bunlar. Yine etkin akılla ilgili Aphrodisyaslı İskender'in Timistius'un yorumları var. İşte kimisi etkin aklı tanrı ya da tanrısal bir varlık olarak görmeye başlıyorlar. Aristoteles'in etkin aklını. Mesela doktrinin kökü bana sorarsan Yunan felsefesine geri gidiyor doktrinin kökü. Ama onu peygamberliğe uyarlayanlar muhtemelen diyor. Elimde kaynak yok. Muhtemelen bizim felsefeyi Arapça çeviren Süryani Hristiyanlar. O metinler tam elimizde yok. Süryani Hristiyanlar içerisinden geliyor çünkü felsefe. Yani tek tanrı dine uyarlanmış hali. Bir de Kindi'de bir anda ortaya çıkıyor gerçekten. Farabi ve İbn Sina geliştiriyor. Ha, Kur'an İslam'la ilişkisi var. Vallahi arkadaşlar Kindi, Farabi ve İbn Sina peygamberlik yetisiyle muhayyile yetisi arasında bağ kuruyor. Çünkü muhayyile yetisi hayal gücü simge, sembol ve benzeri üretmede etkili. Gerçeğin simgelerle ifade ediyor. Taklitlerle ifade ediyor. Niye? Halka anlatmak için. Ve simgeler ve semboller nerede ortaya çıkıyor? İlk çıktığı yer rüyalar. Yani hayal gücünün etkin olduğu yer rüya. O yüzden
İbn-i Sina rüyayı, Gazali de öyledir, rüyayı İbn-i Sina'dan etkilenmiş çünkü. Rüya düzeyinde peygamberlik, mucize düzeyinde peygamberlik ve akıl düzeyinde peygamberlik diye ayrımlar yapar İbn-i Sina. Mesela hep biz rüya görüyoruz. Bu Gazali'nin deyişiyle peygamberlikten bir numune der. İslam kültüründe peygamberlik rüya ile başlar. Sadık rüyalarla başlar. Rüyanın nitekim hatta denilir ki peygamberliğin dörtte üçü rüyadır. İbn Haldun bile okursanız mukaddimesini, vahiy ile ilgili bölümlerini uzun uzun bu rivayetleri anlatır. Zaten hepimiz biliriz ki rüyanın İslam dünyasında vahyin geliş şekillerinden en önemlilerinden birisidir. Hatta uzun bir süre vahiy rüya şeklinde geldiği söylenir. Hatta peygamberin gördüğü rüyalar yürüyüşe gibi çıkardı falan denilir. Dolayısıyla İslam filozofları İslam kültüründe peygamberlikle rüya arasında kurulan o bağı, rüyayı bilimsel bir temel olan fantastik yetisiyle de ilişkilendirerek, yani psikoloji bilimiyle, o dönemin psikoloji bilimiyle ilişkilendirerek bilimsel bir dönemi açısından vahiy teorisi ortaya koymuş gibi gözüküyorlar. Bugün bunların, beğenmeyebilirsiniz onların yaptığı şeyi, açıklama tarzlarını, ama şunu yine söylemek gerekir. Kutsal kitaplar okuduğunuzda teşbihler, metaforlar, öyküler ön plandadır. Teşbih, metafor, öykü bugün bile hala hayal gücüyle ilişkilendirilir. Çünkü estetik formlardır. Estetik formlar hala hayal gücüyle bir şekilde bugün bile ilişkilendirilir. O yüzden şöyle demek lazım. Ben İslam filozoflarının, elbette bazı şeyleri eleştirebiliriz, kuşkusuz bir şey demiyorum, ama İslam filozoflarının da İslam kültürünün bir parçası olduklarını, İslam kültürünün hassasiyetlerini de dikkate alarak ve bilimsel bir temelde, dönemin bilimi temelinde açıklamalar vermeye çalışan insanlar olduklarını unutmamak gerekir. Yani İbn Sina, Farabi bir şey söylüyor ise, yani bugünkü ilahiyat eğitimi almış insanlardan daha iyi ilahiyat bildiklerini unutmamak, akıldan da çıkarmamak gerekir. Mesela ilk tefsir yazmış İbn Sina, biliyorsunuz değil mi? Tefsir, ayetleri tefsir eden, sureleri tefsir eden şeyleri var. Evet. Yine aynı şekilde kendi ilk yorum modeli geliştiren, değil mi, insan. Dolayısıyla bu insanların hakkını da yememek gerekir. Sadece söyleyeceğim şey o. Evet. Evet. Hasan Hocam, kanalımız için çok değerli bir katkı sundunuz. Teşekkür ediyorum tekrar. Değerli izleyicilerimiz, İslam Düşünce Tarihi Kitaplığı kanalında bugünkü canlı yayın konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Aydın hocamızdı. Hocamızla İslam düşüncesinde epistemolojiyi konuştuk. Farklı perspektifler üzerinde başlığıyla. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın. Evet, görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.